Genel olarak hastanızın durumu gayet iyi. Ama stresten uzak durması lazım. Kronik astım hastası. Psikolojik baskılar krize sebep olabilir. Son zamanlarda böyle şeyler yaşandı mı? Yok canım. Niye yaşansın ya? Zaten bizim mahalle inanılmaz huzur dolu bir yani. Bir Tibet, iki bizim mahalle böyle müthiş, muazzam huzur dolu bir yerdir yani. Hatta sayılı enerji noktalarındandır. Demin Niko, muhtarımız kendisi Niko Bey. Zaten onun da kılığından, şeklinden belli olacağı üzere. Tabii canım. Bizim mahalle huzuruyla meşhurdur. Neyse, şaka bir yana şimdi nasıl yapak o zaman? Durumu gayet iyi ama isterseniz bir gün daha kalabilir. Ha, yani ciddi bir şey yok. Hayır. Tamam olsun. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rica ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Of, of, of. Yok agacığım, yok. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bu işin öyle bir çözümü yok. Abi senin sen hayırdır, ne yapıyorsun öyle ya? Kafayı gömmüşsün ha? Sudoku mu çözüyorsun? Aferin lan Üzeyir. Nereden anladın? Aynen, sudoku çözüyorum. Birazdan da çengel bulmacaya başlayacağım. Olmadı oradan sana uzayacağım. Ha bak, takıldığın, bilemediğin, beceremediğin yerler olursa söyle bana, ben çözüvereyim 2 dakikada. Oğlum sizi parasıyla mı verdiler bana? Ha? Siz ne işsiniz lan? İş misiniz, sipariş misiniz oğlum, ne işsiniz? Sabahtan beri içtiğiniz bir çay, onun da parasını verdiğiniz yok. Bir çay elinizde, sabahtan beri cacık yapa cacık yapa oynuyoruz elinizde. Yürüyün gidin lan buradan, kalabalık etmeyin dükkanın önüne. Abi senin hayırdır nedir, bir sıkıntın mı var yani? Anlat adam gibi ya. Adam gibi sordun da mı adam gibi cevap bekliyorsun? Tamam ya, adam gibi soruyoruz işte, ne oldu, sıkıntı ne yani? Sıkıntı büyük aga, sıkıntı çok büyük. Her ay böyle zararın kıyısından dönüyorum, her ay zararın kıyısından dönüyorum. Bu ay dönemedim, geçmiş olsun, içerideyim. Emrecan'a para göndereceğim, 1 lira para yok. Abisinin bir kere öncelikle o paralar Emrecan'a mı gidiyor gerçekten onu bilmiyoruz, bu bir. Ha, dostum var, ona gönderiyorum parayı. Tövbe tövbe ya. 2 numara, bir kardeşin olarak şunu söylemek zorundayım sana. Senin burayı karlı bir işletme haline çevirmen lazım. Yani piyasadaki arz talebe bakacaksın. Ondan sonra bir piyasa araştırması yapacaksın. Ben bunu yaptım kardeşim. Mahallemizin böyle anamızla, babamızla, kızımızla, çocuğumuzla oturabileceğimiz nezih bir kafeye ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Şöyle sevgililerimizle gidebileceğimiz yani. Sen bunu aç. Sen bunu aç. Ben gelmezsem ha. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Ha ne anlatıyorsun? Lan at ağızlı. Manitan mı var da geleceksin? Ha? Kamil. Yani mahallemizin güzel insanlarının, güzel kızlarının gidebilmesi açısından ben şey ettirdim. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Kardeşim, ha kahve, ha kahve. Ne fark eder? Gelen zaten çayını kahvesini içecek. Sonra defolup gidecek ya. Bana daha radikal bir şey lazım. Radikal bir çözüm lazım bana. Acaba diyorum şöyle masaj salonu mu yapsam? Seni keselediğim günlere lanet olsun. Bravo. 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 Yemin ediyorum, yemin ediyorum beni yardın, ortadan ikiye ayırdın. Aferin Merdan. Aferin Merdan. Aferin. Mahallenin en büyük arzusuna, en büyük arz talep dediği gibi ona böyle parmağına bastın. Aferin yavrum. 4 el masajı mı istersin? İsveç şekli yoksa Taylak masajı mı ister? Ne istersin? Ya hadi lan oradan. Köşede hamam var bir kere. Sen hiç benim hamamla rekabet edebilir misin? He? Hayret bir şey. Allah'ım. Allah'ım ben ne günah işledim. Bence var ya, sen emlakçı ol. Şefik ne yaptı? Emlakçı oldu, kodese düştü. Bence sen de kodese düşersin, oradaki çay ocağını işletirsin ha? Ha? Hoş geldin lan Kazım. Bak verecekseniz adam gibi akıl verin. Yoksa burada boşuna oksijen tüketip benim canımı sıkmayın. Bak kolunuzu bacağınızı kırarım ha. Bende süper bir fikir var. Basit oyuncakçı dükkanı. +18 yani. Oğlumla Niko'nun hasta ziyareti. Canlı yayın yapıyorum şey dedim. Ben boşuma gitmiş ya. Ne dedi doktor? Ya şey dedi, kendini iyi hissetmiyorsa dedi, bir gün daha kalsın dedi. Yok, bir gün daha kalamam. Buranın interneti iyi çekmiyor. Yolda giderken de power bank alalım bana. Senin prizler biraz uzak kalıyor. Ben yattığım yerde şarj etmek istiyorum telefonumu. Ya bırak şimdi telefonu merhabonu Süden de, sen sağlığından bahsediyoruz burada ya. Bırakamam. 2000 takipçim arttı. 2000. İyi ki düğün yapmışsın Şevkat. İyi ki pasta patlamış. İyi ki kadın orada doğum yapmış. Bir de üstüne mahkumlar kaçınca hop top gündem olmuşuz. Niye yoruluyorum? Ben sonra gülerim. Onun da derdi o işte Şevkat. İkili. Buyurun efendim. Hadi.
hırsı, il tesisat, elektrik tesisatı, İsmail Usta. İsmail Usta'ya gelin, rahat edin be ya. Hiç kafanız arkada kalmasın. İsmail Usta tesisatta bir numaradır o, bir numara. Gelin efendim, dev kampanyalarımız var. Gel, Balatalkı neredesin? Aa, teyzeciğim al bakalım. Ne teyzesi ayol? Babam yaşında adamsın. Ne babası be? Ne babasından bahsediyorsun? Sen katlamış kadınsın, kaç yaşındasın kim bilir. Benim bıyıklarıma düşen bu aklar yaştan değil, tecrübenendir. Tamam mı? Çalışıyorum burada ben. Broşür dağıtıyorum diye or mu görüyorsun? Can borcumu ödüyorum ben İsmail'e, can borcumu. Ama pek yakında sahalara geri döneceğim böyle dimdik, enerji. Bunu da unutma ha. Bana ne be? Delimi ne? Teyzeciğim, bunu da unutma yalnız. Aa, beni konuşturuyorsun böyle cak 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 diye. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ürkütme müşteriyi. Onlar benim deli nimetim ya. Seni buraya dükkanın reklamını yap diye koyuyor. Sen müşterilerle polemiğe giriyorsun. Dangoz musun lan sen? Bana bak İsmail. Zaten aklıma kara sular indi. Sabahtan beri senin için buralarda koşturuyorum. Bir de senin sinirini çekemeyeceğim. Kusura bakma yani. Koş! Sen nasıl konuşuyorsun lan sahibinle köle? Ben olmasaydım sen şimdi tahtalı köyde çivi çakıyordun biliyorsun değil mi? Tabii o yani orası öyleydi. Ben şimdi şey yapmak istemedim ama sen beni niye... Beni azat et. Allah'ını seversen artık benim burama kadar geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Bak beni azat et, gönder gideyim. Ben böyle sana da şey rekabet yapmam. Hiç rekabete girmem seninle. Bir butik bir tesisatçı açarım. Böyle takılırım tek başıma ya. Senin aklın almıyor galiba Cuma. Hayatını kurtardım ben senin. Hayatını iki broşür dağıttın diye ödedin mi bana hayat borcunu he? Senin hayatın bu kadar kıymetsiz mi lan? Bilseydin ben seni kurtarmazdım. Hazır elektrik çarpmışken topaç gibi döne döne giderdin öte tarafa. Ben niye kurtardım ki seni? Ya ne yaptın sen be ya? Aa, öldürdün beni, toprağa gömdün hemen. Ben daha gençim, hayallerim var, umutlarım var. İleriye dair benim yatırımlar düşünüyorum, öyle şeyler. Ne olur azat etme. Niye böyle yaptın ki sen şimdi ama? O zaman çeneni kapatıyorsun, çalışmaya devam ediyorsun. Şimdi hatta o broşürleri alıyorsun, aşağı mahalleye gidiyorsun. Ve gün içinde bütün hepsini dağıtıyorsun. Hadi marş. Aşağı mağara ediyorsun ya. Çık çıklama la. Çık çıklama. Ulan aşağı mağaraya rezil edeceğim beni İsmail. Ah ah. Ulan ağdırcı yaptı benim dükkanımı babasına güvenerekten. Ah. Çıkarttı beni oğlum ben onu açacağım. Soytarı sen la. Söyleniyor bir de. Lalah. Oh, dünya varmış. İnsanın evi gibisi yok değil mi? Hastanede çok sıkıldıydım. Ha, ben de çok huzur bulurum burada. Da. Otur, otur. Ben kendi evimi kastettiydim oğlum. Memleket gözüm de tütüyor, burnum da tütüyor. Yarın gideyim ben. Ha, olmaz öyle ya. Şimdi bak, senin... Tedaviye devam etmen lazımmış. Ayrıca bu hani arabada sana verdiğimiz o yanlış ilaç vardı ya, onun yan etkileri varmış. O yüzden bir psikiyatriste ya da bir nöroloğa görünmemiz gerekiyormuş. Ne? Deli doktoruna ihtiyacım yok benim. Deli doktoruna ihtiyacım yok. Kafadan kol takmayın. Ben deli doktoruna ihtiyacı olanlar gitsin diyorum. Benim ne işim olabilir deli doktoruyla? Deli doktoru istemiyorum benim ihtiyacım. Ya aşk olsun. Biz gidiyoruz işte şeyden, zaruretten. Ne oldu yani, bizim bir şeyimizi mi gördün ya? Vallahi alındım. Seni tenzih ederim Şefkat. Ana. Hadi sen biraz yat istersen, yoruldun ha? Çok yoruldum vallahi. Gel o zaman sana şurada. Hadi sen beni götür. Yatağa yatayım ben seni, gel. Ay. Anam, anam, anam. Vay, 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 vay. Oo, kukumav kuşları ne haber? Yıllık olağan toplantınızı mı yapıyorsunuz? Ah, buyur. Eserinizle gurur duyuyorum. Bu da sizden. Bu da sizden, buyur. Oğlum siz neyi biçiyorsunuz la? Ha, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Aranızda iki dakika ciddi konuşanınız yok ya. Ne oldu ki abi? Bir sıkıntım var. Hedef göster, kırayım. Ciddi bir olay mı? Ha, ciddi bir olay var Miço. Var, çözemiyoruz ama biz. İçinden çıkamıyoruz. Dünya düz mü yuvarlak, onu tartışıyoruz biz. Abi o tartışma bitmez ya. İnternette bir sürü video var. Rahat dur lan. Adamın burada para kaynağına ihtiyacı var. Onu tartışıyoruz burada. Tam olarak nasıl bir kaynak? Bilsek şu an burada oturmayız herhalde çocuğum. Ha? Şimdi canım, Selami'nin çay ocağını ekonomik olarak çok daha karlı bir müessese haline getirmeye çalışıyoruz. Ha anladım. Çay ocağını upgrade edeceksiniz yani. İyi tamam da yani bunda o kadar düşünecek bir şey yok ki. Aç bir internet kafe, paraya para demezsin yani. Gel lan buraya. Ne oldu? Gel. Gel buraya. Aferin lan sana. Aferin lan sana.
zekalı atağızların veremediği aklı sen verdin. Yemin ediyorum, utanıyorum. Şu an kendi adıma utanıyorum. Cebindeki telefondan, radyasyondan bu çocuğun beyin hücresi kalmamış diyordum. Özür dilerim kardeşim, özür dilerim. Ayıp ediyorsun abi ama. Şimdi de bakayım sen bana, bu internet kafa için ne lazım? İnternet. Zeyir, sen diyorum gidip de böyle bir dükkanında patates, soğan, marul falan mı satsan? Buralar fazla geliyor sana. Satıyorum zaten. Abi internet kafe işi kolay. Asıl ben sana şeyi soracağım. Şimdi konunun fikir babası olaraktan artık diyorum bana hani platinum hesap şekli falan yaparsın değil mi sınırsız internet falan ha? Gördün mü? Bunun da derdi başka. Derdi başka gördün mü bak çıkarı? Sınırsız internet bak. Ulan! Sıkıntısı bir problemi var sonuçta herkesin değil mi? Bu ne la? Bu ne oğlum? Her gün, her hafta bir şey geliyor. Ne oldu, mektup mu geldi? Evet abi. Allah'ım ya, kime gelmiş? Ver bakayım. Kimden gelmiş? Kimden gelmiş? Olsan lan. Ver. Ah, hadi selametten, kolay gelsin. Buyurun, hoş. Teşekkür ederiz hanımefendi. Sağ olun. Oh. Herkese selam. Hoş geldin. Ne var ne yok? Haberler sende Niko. Şevkat'in terapisi çok iyi gitti. Psikiyatrist tanıdık çıktı. 46 raporunu alacak. Ağzından yer alsın. Öyle deme, öyle deme. Ha bu arada gelirken akıllı hastaların hastanesine uğradık. Sabile mamayı taburcu etmişler. Aldık getirdik eve. Durumu nasıl? Gayet iyi. Takipçileri 2000 tane daha artmış. Morali harika. Keşke siz de gelseydiniz. Hastanede bir selfie çekerdik. Ama yüzünü görmek istemem. Ama tabii şimdi nezaketen bir gitmek lazım geçmiş olsun demek için. Hiç gereği yok Marika, hiç gereği yok. Hadi, hadi, hadi. Başımıza bir kaza bela gelmesin şimdi bak. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden sanırım dua ede ede gideceğim. Hazır mısınız? Haydi. Bir çayımızı bile içemedik Marika. Bak, okuyorum dinleyin. Ha. Selami kardeşim, burada bir çay ocağı açtım. Acayip tuttu vallahi. Tıkır tıkır para basıyorum. İşleri büyüteceğim, şube açacağım. Yanıma bilen birileri gerekiyor. Gel kaldığımız yerden devam edelim ortak. Bak, burayı iyi dinle. Bura sizi ilgilendiren kısmı. Not. Burada kimse çay parası takmıyor. Öyle bir şey Norveç tarihinde olmamış. Hiç düşünme derim. Yanına birini de al gel. Çay sarayına kral oluruz. Norveç sana kurban olsun. Selami, Norveç'te kimse birbirine çay parası takmıyor muymuş? Lan senin için cennet gibi bir yer olsa gerek orası. Meğer adamın kaderinde çaycı olmak varmış ya. Oğlum, herif bildiğin bana ortaklık teklifi diyor ya. Çay sarayı diyor, yemin ediyorum kral gibi yaşarım orada ben. Bak ya, aradığın fırsat ayağına geldi işte. Harbiden öyle lan, yemin ediyorum öyle yani. Bu ne lan? O ne? Oğlum, adam davetiye mektubu bile göndermiş lan. Selam abi, Allah aşkına beni götür. Bak her şeyi yaparım burada ya. Lütfen beni götür, lütfen, lütfen, lütfen. Lan! Çuşkun lan, bırak onu. Şurada kadar dükkanı daha döndüremiyorsun. Orada bir de başıma iş açacağım benim. Sus. Kalaya. Gel. Yana gel. Gel. Canım kardeşim, Selamicim, minnoş ayıcım benim. Kardeşim, bak senin oralarda güvenebileceğin, kaliteli, işin aslını bilen, kültürlü, entelektüel bir insana ihtiyacım var. Bir ortağa ihtiyacım var senin. Bizim Norveç'i hallatma bu gibi atarız biz birlikte olsak ya. Selo ya, ne olur beni de götür ya. Vallahi bak gördüğün gibi ağzım var dilim yok. Hiç sıkıntı da çıkarmam. Ulan mesaiye bile kalırım ha. Oğlum siz hayırdır lan? Ha? Siz hayırdır oğlum? Ne kadar meraklıymışsınız lan gitmelere etmelere. Sizce ben öyle bir manyaklık sapıklık yapıp sizden birini götürür müyüm? Gideceğiniz orada ense yapacağınız sizden uğraşacağım. Lan Selami, sen bunların alayını sat beni götür Norveç'e. Şşş, eşek gibi çalışırım. Ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirttirmem vallahi. Hem havaları soğuk ya Norveç'in. Senin kulaçların falan tuttuğu zaman sana bir masaj yaparım yumuşacık olursun ha. Düşüneceğim, düşüneceğim Kazımcığım. Bakacağım ben bunu bir düşüneyim. Ondan sonra söyleyeceğim size. Tek mi gidiyorum, kimle gidiyorum ya da hanginizle gidiyorum söyleyeceğim. Oğlum bak dur, dur bak o parmağını var bak kıracağım şimdi. Ne oldu ayı diyordun demin? Minnoş ayı dedim ya. Sevgi sözcüğü. Anlatabiliyor muyum? Ayı ama Mişa. Mişa, ayı Mişa. Kalk çay koy. Ha? Çay koy, keyiflendim çay koy. Koyarım ya. Ne demek? Yeter ki gidelim, Oslo'ya gidelim. Hemen gidiyorum. Bir tane de ben alayım. Seni döverim bak. Harbiden döverim. Ha Esin, merhaba. Biz geldik. Ben gelirken süt annemi de aldım. Aşağıda çay demledim, hadi gel. E tamam, geliyorum. Hadi sen çayımı koy. Çocuklar,
Aman ha, rica edeceğim. Sakın ola ki böyle uğursuz lafı falan etmeyiniz. Özellikle sizden rica ediyorum Cevdet Bey. Yani bir daha kriz miriz geçiririz. Allah muhafaza. Bizden azabı çekeriz. Yaradana sığınırsak ağzımızdan kötü bir laf çıkmaz. Ne yaparsanız yapın bu kadının uğursuzluğuyla asla baş edemezsiniz. Sizi baba duyar. Lütfen Cevdet Bey, ne olursunuz. Baba. Aman. Ne uğursuz kadın görüyor musun ya? Böyle şeylerden söz etmeyecek. Cevdet Bey lütfen susun. Ama sözün bittiği yerdeyiz. Marika Hanım görmüyor musun vaziyeti? Henüz o level'a gelmedik. Sen orada espri mi yapıyorsun ya? Kız burada düşmüş, sen komiklik peşinde koşuyorsun hala. Revir açık mı Şefkat? Hasta kabul ediyor musun? Gel gel. Yavaş, hadi. Sen gelme lan. Kalbimi kırıyorsun enişte. Biz artık akrabayız Şefkat. Ben de Esin'in cici abisiyim. Yani ilişkimiz taşlandı Şefkat. O ayağa çok bir şey olmamıştır. Biraz buz koysak yeterli olur. Dolapta var mıydı acaba? Ne konuşuyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Hadi abisi, hadi. Hadi ya. Yavaş. Dur. Ya Allah muhafaza, o kırık mırık olmasın. Yok ya, o kadar da değil de acıyor işte. Ben de buz koyayım. Bismillah. Önemli değil ama o kadar. Hoş geldiniz. Aman, ne oldu benim gelinime? Ya sorma Sabile Hanım, merdivenden düştüm, bileğimi burktum. Anam, anam, anam. Ah yavrum tüytü. Geçmiş olsun yavrum. Ah şu hale bak. Ay nazarlar mı değdi yavrum sana? Aynen öyle oldu. Ama kimin nazarı değdi acaba? Ha? Yani bizim mahallede böyle nazarı değecek bir kadın yoktur. Olsa bile bu kadar barınamaz. Ay yeter artık ama ya. Ben oğluma misafir geldim. Yani içime doğmuş düğünü. Kalbim temiz olmasa bunlardan hiç haberim olmazdı ki benim. Yok yok. Süt annem, tamam. Sana bir şey söyleyen yok yani. Değil mi baba? Tabii canım. Biz zaten Sabile Hanım'ı ziyarete geldik. Aramızda bir husumet olsa gelebilir miyiz hiç? Değil mi? Ya bak. Ama gene de var bir uğursuzluk son günlerde. Ben istenmediğim yerde kalmam Cevdet Bey. Ben geldim doktor için, oğlumu gördüm, dünyalar güzeli, gelinimi gördüm ya. Artık ölsem de kan yemem. Ben toparlanır dönerim memleketime. Ama önce... Oğlum şunu bir versene bana. Sopayı versene. Bir selfie çekelim. Anı kalsın diyorum ya. Estağfurullah. De. Şöyle kızımla bir çekeyim. Siz olmasanız diyorum selfie'de. Ama ben de çok meraklıyım senin bu selfie'lerine. Ya ama lütfen biraz yani yaşımızın insanı olalım ya. Böyle ben evimde kalp kırılsın istemiyorum lütfen. İşte benim oğlum. İşte benim aslan oğlum, gülümse. Bir de şurada. Selami Beyciğim. Meyve tabağı. Yalnızca seçkin insanlara. Afiyetle yiyin. İkinci şans manavında. Ne bu? Bu demo. Eğer siz beni götürürseniz ben size orada bakarım. Üstünüze titrerim. Birlikte köşeyi dönebiliriz Selami Bey. Güzel. Bak arkana bakayım. He? Köşeyi gördün mü orada? Gördüm. Hah, orayı dön dükkanına o zaman. Hadi bakayım. Hadi kardeşim, benim başım belaya koyacaksın oradan. Yürü. Elma? Demiyorum. Bana sık sık mesaj attın, e mi? Bak güzel kızım, bu çocuk çağın biraz gerisinde kalmış. O yüzden sen at fotoğrafları, paylaş. Storylerini bekliyorum ha. Arada bir de benim için canlı yayın yaparsınız, değil mi? Tabii tabii. Ama sen şimdi daha gidemezsin. Şu astım meselesi var. Sonra nöroloğa görüneceğiz daha. Yok, ben istemediğim yerde kalamam oğlum. Ben gideyim de herkes huzur bulsun. Ben de huzursuz olurum yoksa. Ay, bazıları bu sayede muradına ersin. Yani biz bir önce muradımızı erek de hayırlısıyla. Ha, ya şu düğünü bir... Yap hele, aradan çıkarak ondan sonra gidersin diyorum. Ne düğünü diyorsun Şefkat? Ne düğünü diyorsun hala sen ya? Dava sonucu ermeden, beraat etmeden düğün müyün yapar, nikah kıyarsan? Ölümü kır!
Yani böyle şey söylenir mi Sabile Hanım? Hakikaten ya, şu ettiğin lafa bak ya. Yavrum vallahi billahi senin iyiliğin için söylüyorum. Seni düşünüyorum ben. Ben çektim, sen çekme diyorum kuzum ya. Bak Şefkat, oğlum. Dünyanın bin bir türlü hali var yavrum, kurban olayım. Eğer şu deli raporunu almadan nikah kıyarsan sütümü helal et ben sana. Sabile Hanım, Sabile Hanım, sizin lafınızla alınacaksa o rapor, o raporların ardı arkası kesilmez. Hapislerde mi çürüsün benim oğlum? Şu güzeller güzeli yolunu mu gözlesin oğlum? Bakar mısın şu güzelliğe, gençliğe? Günah değil mi, yazık değil mi? Güzelliğe, gençliğe deyip durmayın lütfen. Daha fazla nazar değdirmeyin çocuğa. Niye bana hep Ursu deyip duruyorsunuz? Siz ben anlamıyorum ki. Ha? Niye bunu yapıyorsun? Bana bak çatoluz karı sen. Ya ben çatoluz karı değilim. Allah bana nazar diyormuş benim yüzüme. Ya kocasınız. Bak sen benim kocama yaptın. Manyak mısın oğlum sen? Sapık mısın? Ayı mısın? Nesin? Ne bağırıyorsun? Oğlum Selami, Tarzan'ım lan ben, Tarzan'ım. Beni Norveç'e götür, dükkanın önünde böyle avaz avaz bağırayım ben. Reklam yaparız oğlum işte. Milleti tuttuğumuz gibi dükkanın içine atarız. Veririz çayı, veririz çayı. Parayı balyaladıktan sonra bir tane Türk hamamı açarız. Yakarız ulan Norveç'i. Allah senin belanı vermesin lan. Oğlum sen nasıl bir insansın? Allah'ın aşkına soruyorum sana ya. Ha? Çakma Tarzan seni. Yıkıl lan karşımdan. Manyak. Seni götüreceğime bir tane maymun götürürüm. En azından iki tane muzafit olur. Hamam aç demez bana. Aşk olsun Selami vallahi. Bunca yıllık arkadaşlığımızı bir maymuna satıyorsun ha. Alacağın olsun. Kazımcığım. Dostluk başka, ticaret başka. Anlatabiliyor muyum şekli? Ayrıca ben seninle maymun arasında değil, iki tane muzla hamam arasında tercih yapıyorum. Ata ağzı seni. Muz mu? Üzeyden iki tane muz kapsana lan. Git Kazım. Git. Bak son defa bağırayım. Ay! Git buradan. Bak git diyorum. Manyak mıdır, sapık mıdır nedir ya? İyice kafayı yedi hepsi ya. Bence bu kadın bu çocukların başını yakacak, göreceksiniz. Çocukların başını yakmadan önce bence senin kafanı yaracak bu kadın. Baksana kafanda bastırıp talimi yapıyor. Ben de o kadının kafasını kırmazsam bana da marika demesindir. Kin tutma mama. Allah'a havale et, olsun bitsin. Sen önce kendine bir kız bul da ben de seni ona havale edeyim. Hadi. Bir de kızar, utanmaz. Ya Südenli ne yaptın sen ya? Ha ben evimde kavga gürültü istemiyorum dedikçe sen gittin adamın kafasına bastonla vurdun ya. Çok özür dilerim yavrularım. Çok özür dilerim kuzularım. Mahsus görün beni. Hem yaşlılıktan hem yalnızlıktan işte böyle arada tutamıyorum kendimi. Zaten oğlum vefasız, gelinim hayırsız çıktı. Benim sizden başka kimim var? Ben hiç üzmeyi ister miyim sizi? Ya Südenli'm iyi güzel diyorsun da ya bu adam benim artık babam sayılır. Hadi beni geçtim yani Esin'in öz be öz babası. Ya biz yakında evleneceğiz bak altı üstte oturuyoruz. Bir evleri birleştireceğiz, yuva olacağız, huzurlu bir yuva olacağız. Ya huzur istiyorum ben biraz, anlatabiliyor muyum? Bu da benim hakkım herhalde. Haklısın yavrum. Yerden göğe kadar, arşa kadar haklısın. Ben zaten gideceğim. Gitmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Eğer izin verirseniz. Estağfurullah, ne demek? Şimdi biz burada otururken Dursun amcanla o Şile'de bir tane arsa aldıydı. Denize sıfır. Dedi ki koca ince dedi burada dedi bir tane dedi üstüne ev yaparız dedi. Rahat rahat otururuz dedi ama ömrü vefa etmedi. Yani bize kısmet olmadı. Bari size kısmet olsun ya. Kime niyet, kime kısmet? Aha bu da tapusu. Dert! Ben onu gelinime vereceğim. Tapusunu kızımın üstünde geçirin o arsanın. Aha bak. Yani ben şimdi... Al kızım, ne olur al. Sen almazsan benim o vefasız oğlanla hayırsız geline kalacak. Teşekkürler. Yani çok naziksiniz demek isterdim ama. Deme kızım deme. Ben hak etmiyorum deme.
Yani bunu alın siz. Hemen gidin Şile'ye. Bir bakın yerine şöyle. Bir keşfedin. Hem birkaç günde kafa dinlemiş olursunuz. Ya bence çok iyi olur. Zaten çok yoruldum ben burada ya. Bir dinlenirdik. Ne diyorsun? Ya olabilir. Tabii. Arsaya da bakarız. Vallahi öldüm bittim İsmail. Ayaklarıma kara sular indi yemin ediyorum. Ay ama bütün broşürleri dağıttım. Aşağı mahallede herkesin elinde kampanya yerini buldu. Hiç merak etme. Tabii kampanya yüzü olarak beni kullanman, ustalık belgem olması falan böyle işi kampanyayı çok yükseltti. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesin haberi var bundan sonra. Hiç merak etme. Ver bakalım. Vallahi bağırmaktan gırtlağım kuruduydu. İyi oldu yani. Bundan da biraz içim yalnız bir şey söyleyeceğim artık. Beni azar ediyorsun değil mi? Ha, işimi hallettim bak. Nasıl dağıttın la bir tomar kağıdı? He? Nasıl dağıttın? Vallahi çöp de möp de denk gelirim, görürüm, yaharım çırağı. Ben o ilanlara dünyanın parasını vermişim. Bir denesini bile ziyan ettiysen burnundan fitil fitil getiririm, haberin olsun. O kötü köpe atar mıyım ben? Öyle bir şey yapar mıyım ben? Marka yüzüyüm, kendi yüzümü zedeler miyim ben? Hayatta öyle bir şey yapmam yani. Benim kişiliğime, aysiyetime yakışmaz. Beni tanırsın, bilirsin değil mi Sunar yani? Ben seni tanırım, çok da iyi bilirim. Sen özellikle şerefine, haysiyetine müthiş bir ehemmiyet gösterirsin. Öyle yaparım tabii ben beni tanıdığına mutlu olduğumu biliyordum. Artık beni azar edersin değil mi? Ben artık buraya kadar yani. Çünkü kendi işime geri dönmek istiyorum. Çok özledim işimi be. Allah. Dur bakayım ya. Sen farkında mısın ben senin hayatını kurtardım? He? İki tane broşür dağıttım diye bana olan hayat borcunu ödemiş mi oldun ya? Senin hayatın bu kadar kalitesiz, değersiz, ucuz mu? Sen bu kadar ucuz musun lan? Ucuz olur mu ya? Aa, da ben burada paslanıyorum ama ya. Ne demişler? İşlemeyen demir paslanır. Sen beni aktif görevde kullanmıyorsun ki hep böyle ayak işlerini kullanıyorsun yani. Ben böyle daha aktif bir görevde borcumu ödesem İsmail ha? Sen yeter ki aktif görev işte Cuma'cığım. Bu dükkanda aktif görevden bol bir şey yok ya. Sen hiç merak etme. Misal şimdi sıkıldıysan eve doğru git. Bozgur Baba'ya yardımcı ol. Malum Gülper'e hangi gitti. Yapayalnız kaldı adamcağız. Sen beni ne yapıyorsun ben? Neyi teşvik ediyorsun sen acaba beni? Aktif görev derken öyle bir şeyden bahsetmedim ben. Koskoca Cuma ustayım. Sen benim aklımı mı çelmeye çalışıyorsun acaba? Hiç sakın böyle bir şeye girişme. Ha. Kötü bir şey söylemedim. İçi fesat insansiyonu ya. Allah Allah. Adam depresyona girdi la. Evde bir tas sıcak çorbası bile yok. Git adamla ilgilen, acık. Kaç yaşında adam rızasını al. Öyleyse tabii bir tas çorba yaparım ben artık ona. Ama yani o zaman o işi hallettikten sonra azar edeceğim makam benim. Bakarız. Bakarız ne ya? Ne kadar muallak bir laf bakarız. Çok sorguluyorsun, zaman kaybediyorsun. O zaman ben gideyim mi ya? Ah, sen buna devam et. Vallahi dudağımı bile sürmedim ha. Hadi bakalım. Şansa bak ya. Düğünden sonra böyle karı koca olunca seni kucağımda taşıyacaktım. Kısmet neymiş görüyor musun? İyi ki düştüm merdivenlerden. Yoksa tek başıma çıkacaktım. Şimdi sen taşıyorsun. Senin kucağında olmak için ben uçurumdan bile atlarım. Ağzından yel alsın kız. Bak zaten baban tutturdu uğursuzluk, uğursuzluk, uğursuzluk diye. Bir de başımıza bir şey gelmesin. Şimdi ikimiz birden yuvarlanmayak. Kapalınırım oraya. Oraya kapalınırım. O taş oraya mı geliyor? Harbiden hata ağızlı. Bilmiyorlar ya bu oyunu. Bu oyunu mahallede bilen yok. Selam abi. Al. Bu el emeğe göz doğru kupon silindir. Bu kuponu dantel gibi ince ince işleyip doldurdum. Abi Allah aşkına beni de götür yanına ya. Kurban olayım bak. Vallahi pişman olmayacaksın ya. Lütfen. Seni de götüreyim öyle mi? Gel. Gel, 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 gel. Saçında bir şey kalmış, gel. Gel. Bunu buraya tak, tamam kalsın. Sen onu benim külahıma anlat. Fare giremediği dele, kuyruğuna kabak bağlayıp bir daha gelirim. Seninki de o hesap. Yürü lan. Abi ben şimdi anlamadım. Geliyor muyum, gelmiyor muyum? Biço, buradan kalkarsam senin kolunu bacağını kırarım. Çık lan, yürü git. Yürü! Tamam da niye kızıyorsun ki? Manyak mıdır nedir bunlar arkadaş? Kafayı yedi hepsi ya. Ulan ben gittim bunlar kaldı. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Dedim ama ben sana önemli bir şey yok diye. İlla tutturdun doktora gideceğiz ya doktora gideceğiz. Al işte yokmuş bir şey. Yavrum öyle olur mu ya? Doktora gidilecekti yani. Gittik gösterdik. Bak içimiz rahatladı en azından. O değil de. Ben ne diyorum biliyor musun?
Gel biz bu Şile'ye hemen gidelim. Ne acelem var ya? Ayağım sakat işte, kucağında mı götüreceksin beni? Gerekirse götürürüm. Ama esas mevzu başka. Şimdi biz millete arsa bakmaya gidiyoruz deriz. Oraya gideriz. Gitmişken de o sırada... O sırada? Gün alırız, nikahı yere öyle geliriz. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. De nasıl gideceğiz? Benim ayağım sakat, ben araba kullanamam böyle. Senin de ehliyetin yok, ne yapacağız? O iş bende, sen rahat ol. Benim özel şoförüm var ya, bilmiyor musun? Niko'ya söylerim, bizi götürür hem o arsa işlerine falan da. Ya şimdi bak, Niko duyarsa bu nikah işini kesin herkese söyler. Gizli saklı bir tarafı kalmaz bunun. Sen onu hiç merak etme. Benim o konuyla ilgili bir planım var. Ne diyorsun, gidelim mi? Yani halledeceğim diyorsan. Kesin. O zaman gidelim. O zaman ben hemen arayayım Niko'yu. Bırakmıyor bir. Bile bırak. Ne yala? Özel şoförüm Niko mu? Niko? Oğlum yarın sabah erkenden kalk. Seni gezmeye götüreceğim Şile'ye. Arsa bakacağız arsa. Mal mülk olaylarına gidiyorum. Ne arsası? Nereden çıktı bu arsa? Piyangodan çıktı kardeş. Hem de denize nazır. Evlenemedik ama kısmet başka yerden açıldı. Neyse tamam, çok geç yatma gece de. Sabah sakata gelmeyin, uykun al. Tamam tamam, sabah gideriz. Hadi. Tamam mı? Gayet tabii. He. Asa, bana pay düşer mi acaba? Of be. Selo. Ha? Ne var? Sen ne getirdin Norveç rüşvet olaraktan? Ha, ayakkabı boyası mı? Ne getireceğim ya? Ben gariban adamın tekiyim. Bir tek sevgimi getirdim kabul edersen. Selo, bak beni yanına çırak alırsan... ...vallahi erkenden kalkar dükkanı hazır ederim. Pırıl pırıl yaparım ortalığı ya. Vallahi bir dediğini ek etmem ha. Helal lan Merdan, helal lan sana. Şunların arasında en delikanlısı, en dürüstü sensin. Yemin ediyorum seni götüreceğim. Allah! Gerçekten mi? Acayip mutlu oldum Sena. Oğlum tamam, Allah. Ne zaman gideriz peki? En kısa zamanda gidiyoruz kardeşim. Benim bir iki ufak işim var, onları halledeyim. Bir de vedalaşmam gereken biri var. Ama sen ayık ol. Ben hazırım. Tamam, ayık ol. Ne güzel mışıl mışıl uyuyor mübarek, sanki bir melek. Böyle uykulara hasret kaldım ben ya. Bozkır Bey. Katırlar gibi. Bozkır Bey. Bak size mis gibi kahvaltı hazırladım. Kokusu geliyor mu? Bir kuş sütü eksik. Güvercin yakalayamadım. Yakalasam onun da sütünü sağacaktım. Bozkır Bey. Yatağımda ne işin var lan? Manyak! Ulan uzak dur dedikçe geldi, burnuma kadar girdim be. Aa, sana da iyilik yaramıyor be. Kahvaltı hazırladım sana. Ha, yatağına kadar getirdim, hala fırça yiyorum bir de be. Lan senden kahvaltı isteyen oldu mu? Defol git lan evinden. Kusura bakmayın ama sinirim bozuldu. Ben sizin için saçımı süpürge ettim. Bütün evinizi süpürdüm be ya. Yatağına kadar mis gibi kahvaltı getirdim. Kucağına koydum ama sen bana fırça atıyorsun. Sen niye böyle yapıyorsun acaba? Ciddi eğilimim var, yemin ederim terk ediyorum ben. Bu kadar buraya kadarmış arkadaş. Allah rızası için terk et lan. Defol git, bir daha da gelme ya. Gözüm görmesin seni ya. Kendimi şu anda kullanılmış sümüklü bir mendil gibi hissediyorum. Böyle kışlık montun cebinde kalmış, böyle büzüşmüş bir. Tamam, ben gidiyorum. Buraya kadarmış. Kendinize hiçbir yere gitmem, nereye gidiyorum ben be ya? Niye? Ben İsmail'e söz verdim çünkü be ya. O benim hayatımı kurtardığı için... ...ben de bundan sonra sizin iyiliğiniz için çalışacağım diye ona söz verdim. Yani varlığım varlığınıza armağan olsun. Ulan o İsmail'i de kovacağım. İkiniz de bir kutuya koyup kargoya verip göndermezsen... ...bana da bozkır demesinler.
Bozkır Bey, siz niye bu kadar acaba sinirlisiniz ha? Gülperi Hanım'dan sonra sizin sinir sisteminizde bir oynama oldu. Siz hiç merak etmeyin. Ben size çok şık böyle acayip tatlı bir kız arkadaş ayarlayacağım. Vallahi alımlı çalımlı, çok rahat yiyeceksiniz. Pamuk gibi olursunuz. Ne oluyor ya? Niye bu kadar sinirsiz ağlıyorsun ki? Arsa denize sıfırmış lan iki. Ah, gel keyfim gel. Abi sen zırt pırt gelip huzur bozmazsan. Gelmen deme la zırt pırt. Ne yapacağım o yasada? Çadır mı kuracağım Şevkat? Laf. Vallahi bilmem artık. Yani hani sen meraklısın ya böyle arsa tapu işlerine falan, o açıdan söyledim ya. Biraz anlarım. Gidelim bakalım arsaya. Şöyle bir hafriyat mafriyat işlerini halleder. Sonra da küçük bir ev yaparız ha. Olur vallahi, ne güzel olur. Böyle kendi istediğimiz gibi bir ev yaparız. Tabii ya. Ya bir tapulu malımız olsun şu dünyada ya. Aslında Şevkat bak, senin kayınpederinde gani gani tapu var. Bence o arsanın tapusunu bana verebilirsin. Ha, tabii ben sana onu vereyim. Oğlum benim kayınpederimse senin de cici babanla. Esas sen ondan kopar da bana ver. Oo beyler, kendisi benim de babam oluyor. Bir kapatsak mı bu konuyu? Doğru diyorsun. Evet. O zaman hadi bakalım Niki, patlat bir boş felsefe. Vallahi bu sabah keyfim çok yerinde. Ne anlatsam muz gelir. Hiç kusura bakma. Ben boş laf için konuşmam Şevkat. Ne zaman gördün boş laf ettiğimi? Ayrıca ne diyeceğim? Doğadaki bütün sesler evrende sonsuza kadar döner dolaşır. O yüzden ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerek. Düşünsene Şevkat. Mars'a gidiyorsun ve Niko'nun sesi kulağında tınlıyor. işte bu yüzden felsefeyle uğraştım ben. Asmayın. Asmayın beni. Saygıdeğer Balat halkı. Hayır. Erkan ve Cuma adlı iki vatandaşımızın canına kıymış olan bu at ağzının asılması suretiyle, infaz edilmesiyle adaleti temin edeceğiz. Bravo. Durun arkadaşlar, ben masumum ya. Erkan diye biri hiç var olmadı. Cuma da ölmedi zaten ya. Yeminle masumum ya. Kıymayın bana. Yalan söylüyor ya. Düğünde Cuma'ya o elektriği verdi. Ben şahidim. Evet. As oğlum. Öldürün şunu asın. Biz seni saççı cehenneme gideceğiz inşallah. İspahin. Son arzun var mıdır kardeşim? Yapma etme Selami kardeşim. Sen beni tanırsın, bilirsin. Ben kötü bir insan değilim ki. Oğlum asımların kanına gereken düşecektin. Eber, öldü. Biz sikerim. Cehenneme gidersin inşallah. Halk istiyor İsmail. Son arzun nedir kardeşim? Teyzenim. Teyzenimi görmek isterim. Teyzenim uyuyakalmış veya gelemeyecekmiş. Mezarlığa yetişirim. Siz halledin bütün işlemleri dedin. Bakın ben Cuma yaşıyor demiştim. Ha, kanlı canlı kendisi burada yaşıyor Cuma ha. Ne diyor ha o? Sen işini hallet Cellat kardeşim. Ustam kurbanın olayım, yapma bak gözünü seveyim. Bizim seninle eskiye dayalı bir hukukumuz var. Kurtar beni şuradan. Az, 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 az. İlmek geçmiyor boğazına veya bir ateşleme yapman lazım ha? Ulan para göz Cuma, şu durumda bile paranın peşindesin değil mi lan? Ulan gözünü toprak doyursun senin toprak. Al idam gömlemi cebinden al paranı, inşallah da canından çıkarsın. Ah çok teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harca diyeceğim ama hiç öyle bir fırsatın olmayacak. Geçir bakalım şunu. Ah çok. Yapmayın kardeşlerim. Korkunç bir hata yapıyoruz. Bakın hakikaten korkunç bir hata yapıyoruz. Yapmayın. Bak kıpraşma. Bak kıpraşma. Bak gömleğin ütüsünü bulacağım. Teyzenin elleriyle ütüledi onu ha. Teyzenin ütüledi. Ulan nasıl olur? Ben masumum diyorum. Ben bir şey yapmadım. Masumum. Teyzeni ben masumum. Teyzeni. Ama cırladı bu ya. Vuruyorum tekmeyi ben ona. Asmayın ben. Hadi hayırlı olsun. Asmayın! Asmayın! Aşkım. Teyzen ne? Dün akşam senin bütün gömleklerini ütüledim. Bu sabah beyaz gömleğini giy, tamam mı? Gömlek mi? Giymem. Gömlek mi? Giymem. Ne be? Bu tripler ne be? İsmail! Sabah sabah. Aman dikkat edin. Aferin enişte.
be. İçim açıldı vallahi, çok iyi geldi. Canım, benim normalde Niko'yleyken dünyam kararır ama benim bile içim açıldı ya. Hem şoförüm diye hem laf sok. İyi. Tamam tamam, bir şey yapma. Gel. Geç. Nereye yatıracaksın? Teşekkür ederim. Senin kucağına oturacağım. Sen otur bir yere, ben de senin kucağına oturacağım. Geç şu karşıya ya, Allah Allah. Nereye otur? Eminim bazen karşılıklı. Oh be. Koçum. Bu ne efendim? Ya bize bir serpme kahvaltı ayarlayalım hadi. Hadi. Canım kardeşim, yalnız çayı önden getir rica ediyorum. Biz yolcuyuz çünkü, acil işimiz var. Tamam, çayı önden getir. Hadi bakalım. Hadi. Bir sandalye çekeydik, oturaydı arkadaşta. Anlataydım. Böyle böyle oldu falan. Düğün yaptık bilmem ne. Muhabbete bak ya. Adam otomatik ya. Çene otomatik. Beyinden bağımsız o. Ne kadar çok cümle kurarsam o kadar daha uzun yaşarım falan zannediyor herhalde. Şefkat, biz akrabayız, farkındasın. Maalesef. Dolaylı da olsa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizde şöyle sağlam bir ip var mı birader? Yok. İp mi yok bende. Yem, ne yapacağım senin ipi? Allah Allah, niye bağırıyorsun? Yoksa yok de kardeşim. Abicim, adamın asabını bozmayın. Yok bende ip mi? Hayda, çattık ya. Ya çekil. Sağlam bir ip. Ne yapacaksın ipi? He? Adam mı asacaksın? Sabah sabah adamı hasta ediyorlar la. İp ol ipler size. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Yardım lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Galiba motor hararet yaptı da kocam bir usta bulup gelecek. Ha, anladım. Hayır, böyle siz hani motora eğilmiş şey yapınca dedim. Küpem düştü, ben ona bakıyorum. Ha, o şu aralara falan girmiştim ya, şey yapma. Peki, iyi günler. Teşekkürler. Aa, saçım! Aa, dur. Ya. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika, çok şey yapmayın. Dur dur, aman dur, kaldırma kafanı, kaldırma. Ne oluyor lan orada? Lan, ne oluyor lan orada? Dur. Çekilin karımdan. Dur. Kardeş, yanlış anladım. Turgay dur. Bir dakika dur sen de ya. Ya hanımefendinin saçı sıkıştıydı, onu kurtarmaya çalışıyordum bak. Lan bas git, başlatma saçına. İndir lan o elini. Ay. Tamam. Sakin sakin. Beyefendi, siz de ne yapıyorsunuz ya? Nişanlım yardım etmek istedi. Suç mu yani? Geç. Tamam yavrum. Oğlum bak, yanında kadın var diye bir şey yapmadım. Ama şimdi benim de yanımda kadın var. Şartlar eşit. Vallahi yıkarım burada. Sen haberin olsun. Tamam. Tamam. Tamam bak. Sakin ol sen. Neyse lan. Basın gidin işinize. Hadi. Hadi. Ne olur sevgilim, hadi gidelim. Hadi. Ne olur, ne olur. Boş ver. Sakin ol. Kardeşim yardım et. Şöyle adamı ver. Hadi. Sümül taşçı. Yok, bu kadın bastonla dolaşıyor. Çok yaşlı olmaz. Kamuran Kırbaç. Ay çok tehlikeli. Yemin ederim başımıza iş alırız. Var ya, bozkırı delik deşik eder bu. Safiye Kültiker. Bu kadın ölmedi miydi be? Öldü öldü. Geçen yaz ben bunun elbasını yedim. Hatta bunun elbası narlıydı. Ne yapıyorsun lan Cuma? Yine ne alengir peşindesin? Oğlum bak var ya, Şevo zaten sana düğün mevzusundan bayağı takık. Yemin ediyorum bu sefer seni var ya, yumurtayı kırar, şinitsel hesabı cayır cayır kızartır, uyandırayım ha. Hayırlı bir iş peşindeyim be ya. Yalnız kalplere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen önce kendine yardımcı ol lan. Ata ağızlı. Sap geldi, sap gideceğim be. Gerçi bu fırça bıyıklarla sana kim baksın be Cuma? Yemin ederim gelişine vuran bir patlatırım. Allah Allah, tövbe estağfurullah ya. Ben mahallenin mutluluğu için çalışıyorum yagacığım. Ben mahalledeki bütün böyle dulları, bekarları evlendireyim. Kendime de hayırlı bir kısmet bulacağım inşallah vallahi. Böyle sosyetik, zengin, etine dolgun, el harf süt emmiş birini bulursam. Genellikle benim tercihim gayrimenkul yatırımı olan böyle çok zengin birisi. Bir evin bir kızı böyle çıtır bir şey bulursam inşallah öyle. Tabii elektrik almam da şart. Ha, tabii. Sen daha fazla elektrik alma. Bu sefer iadesiz gidersin. Ecelle dalga geçilmez. Yemin ederim bak, ecelle dalga geçilmez. Bunu fırlatırım kafana. Ben artık hayat tecrübesi çok olan bir insanım. Ona göre. (Gülüyor)
Neslişah Saygın, Neslişah Saygın kimdi bu? Aa, Neslişah Hanım. Yemin ederim zarsız ciğer bu veya olur bu. Tamam. Çok güzel kaçmış. Dur. Alo, Neslişah Hanımcığım. Hanımefendiciğim, iyi günler. Bence siz şöyle yapmalıydınız. Bir nikah tarihi alıp aranızda sade bir nikah yapacaktınız. Evlilik cüzdanını cebine koyduktan sonra zaten düğünü yapardınız. Öncelikle kendinizi garanti altına almanız gerekirdi diye düşünüyorum ben. La bebe, seni tepelerim ha. Ulan yarış bittikten sonra altılı ganyanı babam da oynar. Sen tutturmadın mı düğün 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 diye? Şimdi niye kendi kalene çalım atıyorsun? Hayırdır, artist? Tamam beyler, ne olur kapatalım bu konuyu ya. Yani biz buraya sadece arsaya bakmaya değil, aynı zamanda bu konudan biraz uzaklaşmaya da geldik değil mi? O yüzden lütfen. Güzel kardeşim, ben zaten bir şey söylemedim. Ben niye buradayım? Şoförüm. Valla Niko, ister şoför ol, ister muhtar ol. Yeter ki bu konuda artık konuşma. Peki, tamam. Peki, sus. Sevgilim ya, biz de bir şeye gidelim mi? Eczaneye. Benim bu ayağım tekrar ağrımaya başladı da bir ağrı kesici alırız. Değil. Otur sen. Sevkat gider alır. La sen ne karışıyorsun oğlum? Allah Allah. Sen ne karışıyorsun ya her şeye? Tamam, tamam. Ben giderim. Bak hala karışıyorsun ama Niko. Ya belki benim gitmem gerekiyor. Belki özel bir şey alacağım. Ya belki kadınsal bir durum var. Allah Allah ya. Sen ne ara bu kadar odun bir herif oldun ya? Tamam, affedersiniz. Ben de ne bileyim, ağrı kesici falan düşünemedim. Yani zaten şoförüm. Evet, sen sadece bir şoför parçasısın ayrıca. Şoförün yeri de arabasının başıdır. Otur bekle. Hadi hayatım, güldük. Hadi görüşürüz Niko. Nereden bileyim? Hiç sevgilim olmadı ki. Evlenmedin de. Bir anam ben, bir kız kardeşim. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz nikah için gün almak istiyoruz. Daha doğrusu biz nikah günümüzü tazelemek istiyoruz. Yani biz daha önce aldıydık nikah günü. Fakat elimizde olmayan hani bir takım teknik arızalardan dolayı biz o günü yedik diyelim. Yani kaydımız, kuyduğumuz her şeyimiz var. Evrakları daha önce teslim ettik biz o açıdan. Yani sen bize en yakın günü verirsen sana zahmet. Tamamdır. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. En yakın günü bir şey yaparsan. Tamamdır. Üç gün sonra iyi mi? Olur. Niko'yu sepet deriz. Biz üç gün burada takılırız şöyle baş başa. Ama yine de yani daha erken bir gün olsa daha iyi olur. Çok mu aceleniz var? Evet, çok acelem var. Yanıyorum, tutuşuyorum ben. Sana ne kardeş? Şefkat. Tamam, her üç gün var, tamam. Üç gün değil. Neyse Şefkat. Efendim Nişo. La oğlum, bu kolay bulunan bir ilaç değil, her eczanede olmuyor ya. La tamam, patla. Tamam, geliyor, hadi kapat. Bunu lan. Allah Allah. Hayırdır bu şekiller yine? Valla öylesi bakalım. Merhaba. Merhaba yeğen. Ben Cuma Usta'yı arıyordum. Cuma Usta'yı? Evet. Tanıyor muydunuz? Yani şimdi biz bir Cuma tanıyoruz ama sizin onu arama ihtimaliniz pek bana yüksek gelmedi. Yani akrabaları bile bayramda aramaz o herifi. Ayrıca uçan kuşa borcu var. Yoksa size de mi borç taktınız? Ay yo yo. Hayır. Birkaç kere benim evime tadilat işlerine geldi.
Bugün beni aradı, amansız bir hastalığa yakalandığını söyledi. Bakıma ihtiyacım var dedi. Ben de ilgileneyim, yardım edeyim istedim. Onun için geldim. Bizim Cuma. Anlıyorum efendim, ben anlıyorum, ben anlıyorum. Merdan. Git şu fırıldağı bul. Yine ne dümen peşinde, öğrenelim çabuk. Tamam, tamam. Efendim, buyurmaz mıydınız bir çay kahve ikram edeyim, buyurun. Aa, tabii. Çok mersi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gördün mü? Amansız hastalığa yakalanmış bu sefer de. Oh be. Kuş gibi hafifledim vallahi. Sanki evlendik bitti. Aynen. Bak. Sonunda benim dediğime geldin. Artık kocanın sözünden çıkmazsın herhalde. Yok artık, daha neler. Ben seninle aşık olduğum için evleniyorum. Yoksa hayatın sorumluluklarından kaçmak için değil. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Aa, çok güzel başladık yine. Sen başladın yine. Balık mıyım ben 3 saniye önce söylediğini unutacağım? Ne söylemişim ya 3 saniye önce? Oho, sen daha ne söylediğini hatırlamıyorsun az önce de. Bir de benim yerime kararlar verecekmişsin. Ya anlaşıldı. Senin ne işimiz var ya bizim? Vallahi evlilikle emekliliği karıştırma. Ha. Yani sabahtan akşama kadar devlet memuru gibi mesai ediyorsun ha? Sen onu 7/24 gibi düşün. Peki Beşiktaş maçlarında mola verebiliyoruz mu? Maalesef ya. Öyle yapamıyoruz onu. O zaman ben şu deli raporunu bir daha düşüneyim madem. Düşün vallahi. Daha 3 günün var. Neyini düşüneceğim kız? Böyle kararsız olsam gün almam değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Sen önce bir şeyleri yapıp sonra düşünen bir insansın. Sanki ben seni bilmiyorum. Ha ama bak onun benimle alakası yok. Onun benimle... O tamamen soya çekimi. Ya mesela benim annemle babam da beni önce yapmış, gerisini sonra düşünmüş yani. Benimle bir durum yok yani, benlik bir durum yok. Yani. Tamam anladım. Ya anne babamın... Ya tamam. Şey, Aman Niko. Sakın işte. Tamam da düşecek zaman oldu. Hadi. Sapkasız benzemesin al şunu. Baba şunu hareketlere bak. Dur ben şunu iteyim de bu kurtula. Saçmalama. Gerçi arabayı kullanıyor. Ne yapıyorsun aslanım? Şapkam düştü. Nasıl düştü? Ne yaparken düştü şapkan? Dur Sekaf dur, çok az kaldı. Lan oğlum abuk subuk. Kusura bakmayın ya. Abuk subuk hareketle millet arkana bakıyor. Bilmem ne, rezil misin nesin ya? Aldım aldım. Lan bir tut. Rezil herif ya. Hadi gidiyorsun, hesabı öde. Bu arsanın artık kaydı yok. Daha doğrusu artık öyle bir arsa yok. Nasıl yok? Arsa denize kaymış gitmiş. Nasıl ya? Şaka mı bu? Burası devlet dairesi hanımefendi. Devlet kadar ciddiyim. Şaka yapar bir hali mi var hiç? İyi de güzel kardeşim. Arsa denize kaymış diyorsun lan. Yani tersanede gemi olsa anlarız da yani arsa nasıl kayıyor denize laf. Siz ne mezunusunuz? Coğrafya dersi görmediniz mi? Toprak kayması diye bir şey var. Hiç duymadınız mı? Kardeş. Şevkat. Deniz kıyısında erozyon bana çok ilginç geldi. Bu olaya yalı yer derler. Deniz kayaları alttan oydukça yukarıdaki katman dökülür, denize karışır. Aa anladım, tamam. Anladım, denize kaymıştım. Anladım, yani gırtlağa kadar suyun içinde arsa benim. Tamam, çok güzel ya. Ben oradan güzel güzel artık dalar kum çıkarırım ya. Nasılsa benim. Ne yapalım? Atlantis'te arsamız var deriz. Mesela, mesela. Denize gidip bakalım. Gidin tabii. Denize bakıp çay içersiniz. Yok. Ben halk plajı yapacağım oraya, kamuya açık. Kapısına da tapu memuru giremez yazacağım, o şekilde yapacağım. Bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Ya ya, bence çok da önemli değil yani. Kolay da gelmeyebilir. Gel hayat. Gelsin emmi. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş gördük. Ya şimdi biz bir arsa bakmaya geldik de buraya. Buradan önce tapu dairesine uğradık. İşte arsa
denize karıştı falan filan dediler de var mı bunun aslı astarı ya? Var var tabii. Şu yoldan öbür tarafta 20-30 metre vardı ama denize aldı gitti. Vay anasını ya. Sabile anaya bak. Kadının arsası bile denize karışmış ya. İsterseniz göstereyim. Görmek ister misiniz? Olur. Kırmızı çok güzel olacak. Oflayıp durma tezene. Nasıl oflamayayım kız? Bahar, İsmail son günlerde çok garip davranıyor kızım bana. Evlilik aşkı öldürür derlerdi. Bu kadar mı kolay kız? Bu kadar mı hızlı? Ha? Ya hayatım hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. Adamın da bu hali gayet normal değil mi yani? Değil. Bu sabah çok kötü tersledi beni. Normalde İsmail bana hiçbir şekilde davranmaz. Bence kesin başka bir kadın var. Yok olmaz öyle şey. Senden başka hiçbir dişi varlık İsmail'e bakmaz. Gömleklerini ütüledim ya. Hayatımda ilk defa ben bir erkeğin gömleğini ütüledim ki bu da İsmail'e nasip oldu. Karşılığında ne gördüm? Hakaret. Hakaret gördüm ya. Bahar bence kesin başka bir kadın var yani. Aa yeter ama ya. Bence de yeter. Bu ne ya? Hanımefendiciğim ben haftayı da kullanın diye böyle bol bol sürdüm. Ama bakın rengi çok güzel oldu. Aslında bir düzeltme yapabiliriz. Yine bekleriz. Beklersin. Şuradan yarım kilometre solumdan. Sağımdan da yarım kilometre sayı şeridi vardı. Deniz aldı gitti. Buralar top sahasıydı. Top oynardık buralarda. Futbol sahası da vardı. Ben şahsı oynuyordum. Çok çalıma kaçın ama ip gibi dizerdim valla. Hiç unutmam. Bir gün Sinyor Can Bartu buraya geldi arabayla. Tamam emmi şu bizim arsayı bir... Az sabret. Acele etme evlat. Geleceğim mi konuya? Amatör bir takımla maç yapıyoruz. Ben fırtına gibiydim. Sağa sola çalım üstüne çalım atıyordum. Kaleciyi de yatırdım ağlara. Sinyor Can Bartu indi arabadan alkışladı beni. Ya emmi çok güzel. Bak tamam Halit Kıvanç gibi kaptırdın anlatıyorsun da. Ya şu bizim arsa işini bir... Birader bana sinyor diyorlar. Ben sinyorsam sen de baronsun dedi. Efendim baba. Alo oğlum. Ben ölüyorum. Ben ölmeden acil gel. Baba, baba ne oldu? Baba ne oldu? Kapatma telefonu. Bir dakika sakin ol. Baba. Sana söyleyeceklerim var. Baba. Baba. Bizde bombacı Bekir var. Ama gözünü seveyim artık girme bombacı Bekir'e. Vallahi bak benim kalbim kaldırmaz o kadarını lütfen. Zaten benim kalbim durdu duracak sevgilim. Gidelim mi artık ya? Valla gidek ne bak yani gidek bari. Neyse emmi sağ olasın ya. Ha. Aa, lan. Ne yapıyorsun lan, ya? Lan. Dur lan. Hey. Araba gitti. Dayım. Lava tuttun araba gitti ya. Bende uygulama var nereye gittiğini görebiliyorum takip edelim. Araba lazım Baron. Var mı sende? Var var. Şuradaki mavi araba benim. Al kovala. Aldım gitti. Hadi hadi hadi. Dur dur sen koşma. Yani efendim durum öyleyken böyle işte Nesliçi Hanımcığım. Doktor dedi ki 18 günün kaldı. Ben 20 güne tamamladım onu. 2 günde can çekişirim diye düşündüm. Doktor dedi ki içinde ne varsa yapamadın hepsini yap bugün içinde. Böyle kendini rahatlat dedi. Ben dedim ki benim için yapacak hiçbir şeyim yok. Kendim için bir şey istemiyorum. Hiç değilse çevremdekiler mutlu olsun diye düşündüm. Öbür tarafta huzur içinde uyuyayım öyle toprağın altında. Anladım, anladım da arkadaşlarınız sizin için hiçbir şeyi yok. Sefa sağlam dediler. İyi niyetinden öyle demiştir. Ya çok hastayım ben ölüyorum valla. Ama tam olarak neyiniz var onu anlamadım ben. Neyim var? Benim şeyim var böyle bir gazım var benim. Acayip gazlıyım yani patladım patlayacağım o durumdayım. Gazınız mı var?
Ama çok öyle bir gaz değil. Yani derler ya, insanı dert öldürmez, içine atmak öldürür diye. Ben de 2 senedir içime attım. Artık o gaz nasıl biriktiyse böyle bütün vücudumu gezmiş. O gaz böyle bütün vücudumu gezince bütün iç organlarıma zarar vermiş. Ya bir pırtlasam rahatlayacağım ama o dönemde yapamadım işte. Doktor da alamadı. Artık çok geç dedi yani. Fakirlik tabii, biz ameliyatta olamadım. Ya Cuma Usta bakın, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben yardımcı olmaya geldim. Benim vaktimi çaldınız. Benim zamanım değerli. Ama yardımcı olmana nesi şanım be? Yalnız eşyam bir abim var benim. Abim karar çok severim yani. Sizinle onun huyunuz suyunuz çok örtüşüyor. Bir tanışsanız, bir görüşseniz, bir böyle birbirinizi şey yapsanız acaba, bir tanışsanız. Şaka mı bu Cuma Usta? Şaka olur mu efendim ya? Gerçek. Hayo. Yo çok ayıp. Ben hiç böyle bir saygısızlık görmedim. Ya efendim durun, ne saygısızlığı, olur mu öyle şey? İyi niyetimden gözüküyorum. Yani bir çay içseydiniz belki ilk görüşte aşk olurdu. Nereden biliyorsunuz? Siz bir çay için içtiyse. Yeter Cuma Usta. Yeter. Ama lütfen efendim ya. Bana bak lan Cuma. Eyvah. Ulan bir daha benim evimin etrafında dolaşmayacaksın, tamam mı? Ayaklarını kırarım. Çocuklar, bu adamı benden uzak tutun. Allah sonra var ya, vebali boynunuza. Buna bir iyilik yaramıyor be. Kim bu beyefendi Cuma Usta? Bu beyefendi çok haza bir beyefendidir kendisi. Çok köklü bir ailenin mensubudur. Selamünaleyküm İmam Efendi. Az önce beni babam aradı. Ben Mülayim. Eşref abinin oğlu. Bana ölüyorum dedi, çok kötüyüm dedi. Ben şimdi yoldayım İmam Efendi. Ya Allah rızası için gidip bir bakın ne halde bilmiyorum. Hem İmam Efendi. Tamam. Tamam Niko, bak böyle dümdüz gideceğiz, tamam mı? Sakın kaçırmayalım ama. Tamam merak etme. Çok mu ileride bizden? Yani çok hızlı gidiyor. Arabayı yakalayamazsak hayatımızın en pahalı futbol maçını dinlemiş olacağız. Ulan herife arsa sorduk, herif bize arsa maçı anlattı ya. Hiç hatırlatma, kabus gibiydi ya. Evet. Kızım düşünüyorum, aklım almıyor ya. Boşver, sen de düşünme o zaman. Düşünmek demek ki senin bünyende farklı bir etki yapıyor. Sen evlilik hayatından ne anlarsın be? Ben bu bekarlık hayatından kurtulmak için neler verdim, ne emekler verdim, senin haberin var mı? Ben asla yedirtmem İsmail'imi o kızlara, asla. Sen delirdin mi ya? Hayır, İsmail'in üstüne para versen kimse almaz. Aa, sen çirkin mi diyorsun benim kocasime? Ezik daha doğru bir tabir olur. Ya sen azıcık kalkıp bana yardım etsene ya. Ay belim koptu burada 2 saatte temizlik yapmaktan. Ay kusura bakma Bahar'cığım, yanlış anlama beni ama ben hem fiziki hem de kafa olarak aynı anda çalışamıyorum. Tek fonksiyonluyum diyorsun yani. He? Boş ver canım sen. Bak İsmail'in hayatında kimse yok, tamam mı? Merak etme. Ben konuşacağım onunla. Ya yapacak mı kız? Konuşacak mı benim için? Çak kız kankamsın. Kadın gücü işte be! Evet, şimdi o gücü ne yapıyoruz? Temizlikte kullanıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Bak, durdu şu anda. İleride sağda bir köy var, orada durdu. Yani yakaladık ha? Yavaş Sevkat, yavaş. Lan hırsız! Nerede? Yavaş Sevkat. Nerede o hırsız? Lan! Aç kapıyı, aç. Selamünaleyküm İmam Efendi. Aleykümselam. Buyurun. Efendim, şimdi bu araba bizim. Yani çalındığını düşünüyoruz ve çalan kişi tabii ki sanırım yani buraya getirmiş. Vah vah. Hiç de öyle bir çocuk değil Mülayim. Babası ölüm döşeğinde yatıyor. Ona yetişmek için herhalde öyle bir cahillik yapmıştır. Geçin, kendisi içeridedir. Hocam bu büyü falan değil değil mi? Yok,
Yok, öyle bir şey yok. Ha tamam, tedirgin olur çünkü. Hadi git. Buyurun. Ne güzel bir şey. Baba. Baba aç gözlerini ne olur. Hem bak daha beni baş göz edeceksin. Sana bir şey olursa ne olur baba sonra bana ha? Hadi babacığım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Biz bu arabanın sahibiyiz de. Ya herhalde sen bir ödünç aldın diye düşünüyorum arabayı. Abi babam yatalak hasta. Beni aradı, evladım ölüyorum dedi. Ben de böyle bir anda dayanamadım. Sesini duyunca sizin de arabanın kontağı üstündeydi. Abi ne olur kusura bakmayın. Yani istemeden oldu. Yok tamam, önemli değil ya. Asıl siz kusura bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeri. Evet. Nesi var acaba? Bilmiyoruz. Yani bir süredir vardı zaten rahatsızlığı. Böyle bekliyoruz şu anda. Ama güzel kardeşim ya. Sen adamcağız ta ölmedin. Mezara koymaya niyetlenmişsin ya. Ne imamı niye çağırıyorsun? Doktor çağırman lazım senin şu anda ya. Yok mu burada bir doktor, sağlık ocağı bilmem ne? Var abi var, olmaz mı? Babama 2 yıldır bakan doktor var. Ama şey... Tamam kardeşim, tamam dur. Abi. Hemen ara o zaman numarasını. Buyur. Sağ ol abi. Ver bana. Tamam, abi siz ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Abi, inan kötü bir niyetim yoktu. Ben öyle babamın sesini heyecanla duyunca dayanamadım. Önemli değil kardeş. Dur bakalım bir doktor gelsin. Hele şu babanın durumuna bir bakak. Ondan sonra konuşuruz bunlar. Problem yok yani. Sağ ol abi. Baba. Babacığım. Aç gözlerini baba. Bünyamin. Oğlum. Baba, Bünyamin değil o. Ben Şevkat abi. Şevkat ben. Ha Şevkat. Bünyamin. Aslan oğlu. Bir gün döneceğini biliyordum. Ya Rabbime çok şükürler olsun. Gözüm açık gidecekti. Oğlum. Bünyamin. Oğlum. Aslan. Tamam. Bünyamin kim kardeş? Kimdir? Kimlerdendir bu beyefendi? O gerçekten beyefendi bir insandır. Azza beyefendi. O çok köklü bir ailenin mensubu kendisi. Adı ne? Bozkır. Bozkır. Demek adı Bozkır. Adı da Oturaklı. Oturaklıdır. Çok köklü bir aileden geldiği belli. Dağ gibi maşallah. Tabii tabii dağ gibidir yani. Karadeniz'deki gibi böyle. Vallahi denize paralel. Karadenizli mi? Karadenizli mi? Orasından çok emin değilim ama Karadeniz'in türkülerini çok güzel çalar söyler be. Peki hangi müzik aletini çalıyor? Bağlama çalıyor. Vallahi biz ona mahalle cenek master of bağlama deriz. Yani Cuma Usta Haza beyefendi. Gerçekten de bu devirde böyleleriyle karşılaşmak mucize. Mucize. Vallahi mucize evet. O mucizeye tanıklık ediyoruz. Siz bizzat kendiniz şahsen gerçekleştiriyorsunuz o mucizeyi. Bravo. Oldu bu iş be. Kuş kafese girdi. Bir şey içer misin Sabahcığım Amur? Bir çay daha içeyim bari. Çay o. Kalk lan bir çay ver bakalım bize. Ay kusura korkuttun. Korkuttun Cuma Usta beni ya. İşte ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı ben de gider ayak. Zahmet oldu baba, sağ ol. Bünyamin oğlu, işlerin güçlerin nasıl? Vallahi iyi işte, iş güç. Koşturmaca, yani bildiğin gibi ekmek parası. Aman iş olsun da. Benimle ilgili bir durum yoksa eğer, ben müsaadenizi istiyorum. Vakit geldi çünkü. Müsaade sizin mi? Açıkçası birkaç yıl daha işimiz olmayacak gibi burada. Baksanıza dün gibi. Allah'ın takdiri. Kardeş, bu Bünyamin kim ya?
Nerede şimdi yani kendisi? Bünyamin benim abim Şefkat abi. Ben daha bebekken kaybolmuş. Daha sonradan da haber alamamışız. Babam da ondan sonra işte biraz cozurttu böyle. Gelinimi çok beğendim Bünyamin. Vallahi gözden nazardan uzak olsun. Tam sana yakışanı da bulmuşsun. Gönlüm o kadar rahat ki şimdi. Bulduk. Ne yalan söyleyelim. Yani çok aradım ama çok aradım. En sonunda buldum. Çok da seviyoruz birbirimizi. Deli gibi aşığız yani. Maşallah, maşallah. Doktor nerede kaldın ki? Birazdan burada olur Şevket ama yani baksana abimin maşallah var. Hiç gitti gidecek gibi değil. Gözlük. Çayını tazeleyin. Gözlük. Olur, zahmet olmasın. La oğlum, utanmıyorum oğlum. Koca adama çay koyduruyorsun ya. Hadi benim babam bana gönüllü koydu da. Kendi istedi Şevkat. Belki de sonar su. Nerede biliyorsun? Hadi ben evladım. Sağ ol. Misafireyim. Buyur. İsmail. Anlat bakayım neler oluyor? Neler olmuyor ki bari, neler olmuyor ki? Hayatım korku filmine döndü benim. Resmen bir alacakaranlık kuşağının içine düştüm. Uyanıyorum, uyanıyorum ama aslında bir türlü uyanamıyorum ben. Misal şu anda bu gerçekten sen misin yoksa başka biri mi onu bilemiyorum ben ya. Ben zombiye dönüştüm bence. Ben zombiye dönüştüm, yaşayan bir ölüyüm ben ya. Bari ben yaşayan bir ölüyüm resmen. Ne saçmalıyorsun lan sen? Misal şu an sana şaşı olarak uzun uzun bakınca Deccal'e dönüyorsun Bahar ya. Resmen bacaklarım titriyor benim. Kafa gitti. İsmail kendine gel. İsmail! İsmail! Lan İsmail! İsmail! Eşref amca ilaçlarını kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii ya. Benim hiçbir şeyim yok. Oğlum Bünyamin gelmiş. Bırakın da şöyle rahat rahat doya da hasret gidelim ya. Kardeş, bir şey yapayım. Sen de gel bir şuraya. Gel sen de. Esen Bey, ben üstünüzü kapatayım isterseniz ha. Yani biz ölüyü dirilttik öyle mi? Sakın yanılgıya kapılıp tedbiri elden bırakmayın. Uzun zamandır kontrol ediyorum Eşref amcayı. Bir süredir durumu kritik. Tabii Allah'tan ümit kesilmez. Siz gönlünü hoş tutun. Anladın değil mi Müleyim? Bünyamin, gelsene yavrum buraya ya. Bir yüzünü göreyim ya. Ne kadar zaman oldu ya. Geldim baba, geldim. Ben de yiyeceğim, o da girdim ha. Gel. Daha ne yapıyorsun? Daha işte iş güç. İşte ben yumurta sektöründeyim. Yumurta... İyi maşallah, ha. İyi maşallah. Gelin kızımızla nasıl tanıştınız? İsmail! Kalk hadi kalk. Ay kalk. Hadi bakalım oğlum. Hadi kalk. Ay, ay. Normal misin? İyi misin ha? Kimine göre normalim, kimine göre anormal. Bana felsefe yapma İsmail. Bak zaten Niko'dan yeteri kadar dinliyorum. Tamam bağır kızma. Dinliyorum seni. Heh, bak git bir tezeneyle konuş, böyle olmaz. Kadın kafasında kurup duruyor. Adamın hayatında başka bir kadın mı var diye dükkanı dört dönüp duruyor ya. Olur mu hiç öyle şey Çakır ya? Ben zeytin gözümden başkasına bakar mıyım? Bakmam. O zaman git bunu birazcık karına hissettir. Sen hiç merak etme, ben elimden geleni yapacağım. Söz sen de sağ ol vallahi uyardığın için. İyi aferin, ben şimdi gidiyorum. Sen düşün bakalım bir neler yapabilirim diye. Tamam? Tamam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Nasıl kadın eli arkadaş, bu kız boş zamanlarında ne yapıyor? İnşaatta mı çalışıyor? Yaba gibi olmuş ellere içi hep nasıl komple. Oh maşallah yarasın da biraz yavaş mı az mı içsen ya sonuçta. Tam da iyileşmiş sayılman ya. Çarpıntı yapmasın sonra. Ya. Turp gibiyim ben, turp. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii. Ne oldum değil, ne olacağım demeli. İnsan hayatı işte, her an değişebiliyor. Üşüme geldi ya. Hey, içeriden bana birkaç bir şey getir bakayım. Tamam. Hadi bir. Hemen getiriyorum. Evladım sen geldiğine göre
gönül rahatlığıyla sana bir sır verebilirim. Buyur baba, emret. Gelme. Ben, bana geldiler isim. Bana geldiler, ben de çıkayım. Bir okurum, bir hava alırım, tamam? Git, sen de git. Şuraları bir temizleyelim. Dur tamam sen geç şöyle. Dur. Sen geç. Ben hallederim. Sen hemen sen geç. Tamam. Sen geç kenara. Tamam. Şunları mı alıyorsun? Hı hı. Aç. Onu da aç. Aç. Daha az. Aç. Aç. Hepsini tek tek ben biriktirdim. Al, hepsi senin. Ölüyorum diye mülayimi çağırmıştım. Hepsini ona verecektim. Ama sen geldin ya, içim daha da rahatladı. Bunların hepsini sana veriyorum. Senin ve gelinimi. İstersen kardeşine de biraz verebilirsin. Anladım. Ama şey yok. Ya yok, olmaz. Bunlar mülayimin hakkı. Al. Ama mülayimin hakkı bunlar ya. Ya o zevzek benim bütün mirasımı çarçur eder. Bunlar senin hakkın. Al. Bak, bunlar da evlerin, arsaların, tapuların. Hepsi sizin, gelinim ve siz. Al, al, al. Baba, neredeydiniz siz? Hava aldık, geldik. Odunlukta gördüklerimi sana söylesem inanmazsın Esin. İyiyim, çok iyiyim. Oğlumu gördüm, gelinimi gördüm. Bir tek senin mürüvvetini görmedim. Senin de mürüvvetini görmeden ölüp gideceğim galiba. Aman Allah korusun baba, öyle deme. Yok mu koçum senin konuştuğun, görüştüğün bir kız? Var abi, var olmasına da. Hemen gidip isteyelim o zaman. Aman baba, olur mu öyle pat diye? Hem benim gibi adama kim kız verir? Kız kimlerden? Bunu söylesene. Baba, bu İdris'in kızı var ya, odur. Ha, bildim. Bu hayırlı işler beklemeye gelmez. Bizde öyle çulsuza verecek kız yok. Kusura bakma bey amca. Benim oğlumdan daha iyi damat mı bulacaksın? Ne demek çulsuza kız vermem ya? Ver bakayım sen şu telefonu. Alo. Kardeş biz devam edelim istersen bundan sonra konuşmaya. Kimsin kardeşim sen? Ben mülayimin abisiyim. Buyur bana söyle bakalım ne söylüyorsun. İyi, söyleyeyim. Bak kardeşim, bizde öyle parasız pulsuz adama verecek kız yok. Hem kız kardeşim gözümün nurudur. Daha iyi birini buluruz biz. Şimdi kardeş, burada iki genç kendi aralarında konuşuyorlar, görüşüyorlar. Sen araya maddiyatı niye sokuyorsun ki şimdi? Ha, ille de maddiyatı sokacaksan paraysa para, tapuysa tapu, altınsa altın. Kralını dökeriz önümüze de yani. Şöyle konuş canım iyi. İyi o halde. Yarın gelin, tanışalım, konuşalım. Bir yol buluruz elbet. Ha, alo. Biz öyle boş gelmeyiz ha. Yani direktman kızı istemeye geleceğiz biz. Ona göre yapın yani hazırlığınızı. İyi. Gelin bakalım. Hadi. Hadi. Suratına kapattım artık. Ne yapayım ya? Adam parayı pulu görünce bir yıkama, bir yağlama. Hadi hayırlısı. Sağ ol abi. Yarın gidiyoruz ha, ona göre hazırlıklı ol. Maceraya bakalım hayırlısı. Şevkay sen ne yaptın ya? Ne yaptım ya? Telefonla konuştum. Biz buraya neden geldik?
Evlenmeye mi yoksa arabamızı çalıp kaçan birine kız istemeye mi? Evlenmek için. O zaman bu ne? Bu çerez ya. Ya bu bizim evliliğimizin yanında bir çerez gibi düşün yani bu. Şevkat bir de dalga geçme. Kabul etmiyorum ben çerez falan. Ayrıca bu kız istemeyi de kabul etmiyorum ya. Çocuğu hiç tanımıyorum, kızı hiç tanımıyorum. Ya biz neden burada misafirliğe kalıyormuşuz mesela? Ya Esin, adam beni kayıp oğlu zannediyor ya. Birden ölüm döşeğinden kalktı adam. Şimdi ben nasıl pat diye bırakıp gideyim onu? Ya ne yapacaksın? Böyle kalp pili gibi adama yapışık mı yaşayacaksın? Adam hayatta olduğu sürece yanından hiç ayrılmayacak mısın? Ya ama bak doktor ne dedi hatırlasana. Bazen böyle olurmuş. Ya pat diye gidebilirmiş ya, belki adam birazdan ölecek. Şimdi farz et ki adamın son dileğini gerçekleştiriyoruz ya. Ya hiç tanımadığın bir adamın son dileğini gerçekleştirmek sana mı kaldı Şevkat? Melek misin sen? Ben Şevkat'ım. Anladın mı? Ben buyum ya. Değişemem. Kusura bakma. İnsanın kaderi karakteridir Esin. Hiç kimse kader mahkumu değildir Şevkat. Herkes karakterini değiştirebilir. Ya bırak Allah'ın seversen. Bunları git Niko'ya anlat. Anlatamam Niko'ya falan. Gidiyorum ben. Gidemezsin ya. Dur. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tamam canım, gitme. Burada kal işte. Kalmayacağım ben burada Şevkat. 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 Şimdi bana bak. Tekrar fenalaştı bu. Bünyamin, Bünyamin deyip duruyor. Bir baksana. Hadi gel. Ben bir bakayım da gel. Bekle. Gel. Anlamadım bir şey. Gel. Kardeşin sana emanet Bünyamin. Ne oldu baba? Bünyamin uykum kaçtı. Gel sen de bir tavla oynayalım. Tavlayı ben çok da şey yapmıyorum da. Tavlayı sen Niko ile oyna. Niko çok güzel tavla. Ha, tabii tabii. Nerede? Tabla nerede? Hadi oynayalım. Bak ama çok pis tabla oynarım, onu söyleyeyim ben sana. Nerede? Tabla nerede? Esin! Nereye? Otele gidiyorum. Esin. Şevkat. Gitti kardeş. Burada kalmam dedi, gitti. Sen neden gitmedin? Gitme dedim, dinlemedi. Bana da gel demedi. Ben de gitmedim. Sen olsan ne yapardın? Şişt, bir dakika, sakın beni karıştırma. Şöyle düşün. Eğer sen gelme deseydin, Esin senin peşinden gelir miydi, gelmez miydi? Güzel bir sabah değil mi bu sabah? Niye öyle dedin ki? Ne farkı varmış bu sabahın diğer sabahlardan? Ha? Yoksa seni mutlu edecek bir mesaj falan mı geldi sana? Yok aşkım, ne mesaj gelecek bana? Güne seninle başlamak çok güzel diye ben öyle dedim. Ya tabii. Güne benle başla, sonra diğerleriyle devam et değil mi? Hoppala, sen bu sabah ters tarafından mı kalktın acaba? Hiç uyumadım ki kalkayım İsmail. Sayende gözüme uyku girmedi. Aşkım istersen birlikte dışarı çıkalım, biraz gezelim. İyi gelir belki sana, he? İstemem İsmail. Ne öyle ya, ha? Sen neyin üstünü kapatmaya çalışıyorsun acaba, ha? Bak bakalım bende o gözler var mı oğlum? Kalar mıyım ben bunlara be? Kalar mıyım be? Ama bana haksızlık ediyorsun şimdi. Teze ne? Yemin ediyorum menjitte la bu. Yarım akıllı. Baba. Baba.
Çok yaşa baba. Sağ ol, var ol. Yamir, canım oğlum benim. Nasılsın, iyi misin? Sen yanımda olduktan sonra kötü olmam mümkün mü? Hayat pınarı gibi çıktın geldi. Bir de kardeşinin mürüvvetini görürsek gözüm açık gitmez. Göreceksin, göreceksin inşallah. Dur bakalım. İyi, tamam. Sen o zaman yat. Sen yat. Yat. Ne oldu? Düzeltebildiniz mi İsmail ile işleri? Yok kız, ne düzelteceğiz be? Bu sabahleyin verdim ağzını payını. Yok efendim neymiş beraber gezmeleri çıkalımmış. Yok efendim neymiş benimle uyanmak çok güzelmiş mişmişmiş. Ben bunları yer miyim be? Kaçın kurrasıyım kızım ben. Dövseydin bir de ağzı yapmışsın. O da olacak yakında. Aptal. Kocan seninle flört etmeye çalışıyor. Seni elinde tutmaya çalışıyor. Senin yaptığına bak. Ay öyle mi diyorsun kız? Ay çok abarttım ben bunu Bahar. Çok abarttım yani. Adam beni seviyor ya. Benimle olmak istiyor demek ki değil mi? Ay benim onun gönlünü almam lazım. Tabii ki. Ama nasıl? Günaydın. Günaydın. Neredesin? Valla nerede olduğum önemli değil Şefkat. Önemli olan şu anda yan yana olmamamız. İşte yan yana olmadığımız için ben de nerede olduğumu soruyorum. Hani yan yana olak diye. Alo, Esin. Tepedeki çay bahçesindeyim. İyi, tamam. Ben de geliyorum o zaman. Çay çek. Ne güzel sütmüş la. Ulan geri bu baş belası cuma mı geldi ya? Sabah sabah. Tamam lan patlama. Geldim. Bozkurt Sulak, siz misiniz? Benim. Şuraya bir imza rica edeceğim. Sağ ol. Allah Allah. Kim göndermiş ki bunu ya? İşin ismi de yok. Kesin Gülpeli'de. Tabii. Canım karıcığım. Dayanamadı tabii. Ne canım benim ya. Vay. Evet. Kesin gönderi ya. Başkası olamaz. Ulan bağlamanın hasını da nasıl biliyor ya? Kimin karısı be? Teşekkür edeyim be. Of. Ay Gülfer bey, dayanamadın, dayanamadın. Ya açsana. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yeminiz var mı diye geldiydim acaba? Sağ ol Cuma'cığım. Teşekkürler canım. Sağ ol Cuma'cığım. Teşekkür ederim canım. Bozkır Bey siz bana teşekkür mü edeceğiz? İyi misiniz acaba siz? Bana bak Cuma. Keyfim yerinde. Sen de şansını zorlama. Tabii tabii. Ben hiç o zaman bir yeminiz olursa ben de cep telefonumu açıp beni ararsınız. Oldu. İyi istirahatler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Şıkır şıkır planım mı? Tıkır tıkır işliyor. Hadi hayırlısı. Rahat uyudun mu? Neden? Ha tabii. Mülayim'in babası hasta, ölüm döşeğinde adam. Yok. Aklım sende kaldı. Benim yanımda kalmak yerine hiç tanımadığın insanların yanında kalmayı tercih ettin ama
Aklım bende kaldı, öyle mi? Seninki bende kalmadı mı? Eğer ben senin yanında olmak istersem yanında olurum. Eğer yanında olamıyorsam da yalnız kalırdım. Ama her iki şekilde de senin yanında olmak istiyorum demekti bu. Çünkü ben sana aitim, yani öyle hissediyorum. Ama sen benim yanımda olabilecekken hiç tanımadığın insanları tercih ettin. O yüzden aklın falan kalmadı sende. Vallahi mışıl mışıl uyudum. İçim rahat, gönlüm ferah. Seni kırdın mı? Kırılmadım ama hayal kırıklığına uğradım. Ya biz seninle Kartepe'ye kardan hayaller kurmaya gitmiştik. Buraya da onları gerçekleştirmeye geldik. Ama sen daha ilk günden bırakıp gittin beni. Hiç tanımadığın insanların hayallerine daldın. Ne yapsaydım Esin? Adam beni oğlu sanıyor. 3-5 gün ömrü kalmış zaten. Bizim de 3-5 günümüz var Şevkat, hatta daha az. Olur mu canım? Biz seninle koca bir ömür boyu birlikte olacağız. Evet, o yüzden geldik ama sen bir geceni başkalarına verdin. Esin, pardon da giden sendin ya. Ya kalaydın o zaman yanımda. Kalamazdım Şevkat. Çünkü sen Şevkat bile değildin. Sen Bünyamin'din. Bünyamin kim ya? Bünyamin ölüm döşeğindeki bir adamın hayali Esin. Ya bir hayali gerçekleştirmek sadece bizim hakkımız mı? Şevkat, adamın aklı başında değil, bilinci yerinde değil. Seni oğlu sanıyor. Yani sen de onun her istediğini yapmak zorunda mıydın? Ama yavrum gördün işte. Ya ölüm döşeğindeki adam beni görünce bir anda dirildi. Ya belli ki adam beni hakikaten oğlu sanıyor. Zaten ömrü boyunca evlat acısı çekmiş. Ya son günlerinde ölüm döşeğinde giderek yine mi çeksin bu acıyı? Ya o adamın mutlu olmaya hakkı yok mu hiç ya? Ya tamam, haklısın. Adam gerçekten seni görünce canlandı. Çünkü seni oğlu sandı ama sen onun oğlu değilsin Şevkat. Eğer adamın hayatı, mutluluğu buna bağlıysa bırak Allah gerçekten oğluna kavuştursun adamı. Bir de şu mülayime kız isteme işini çıkardın. Canım, İsmail'e de istedik kız. Evet ama o farklı. Zaten onda da bir felaketle sonuçlanmıştı da bizim suçumuz değildi. Ya onda en azından biz gittik, Tezene'yi Esin ve Şevkat olarak istedik. Sen şimdi gidip hiç tanımadığın insanlara merhaba ben Bünyamin, Mülayim'in abisiyim mi diyeceksin? Şevkat, biz buraya iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizin yanında olmak için söz vermeye geldik. Yemin etmeye geldik. Ama sen hiç tanımadığın insanlar için yalan söylüyorsun. Bak yoldan çıkıyorsun. Esin, mevzu tanımadığım insan mevzusu değil. Ben bir insanın kalbine bakarım, yüreğine bakarım ya. Ve bir insan benden yardım istiyorsa ben o insana yardım etmek zorundayım. Benim olayım bu. Ben böyle gördüm, böyle büyüdüm. Peki Şevkat, tamam. Ben seni seçtim. Sen de beni seçtin. Zaten hayatımızda her gün farklı farklı seçimler yapıyoruz. Ama sen benimle yaşayacağın bir anı neye değişirsin? Hiçbir şeye değişmem tabii ki. O zaman bunu göster, bunu kanıtla. Bu 3 gün boyunca benim yanımdan ayrılma. Benim canıma minnet yavrum. Ben daha başka ne isterim ki? Ama yani işte söz verdim biliyorsun. Yani sözümü tutmak zorundayım. Tamam. Tamam git. Ama lütfen başka birine başka bir söz verme artık Şevkat. Yesişan'ım müsait mi? Çok teşekkür ederim. Merhabalar Yesişan'ımcığım. Çok hayırlı haberlerim var. Vallahi Bozkır Bey çok mutlu oldu. Kanatları çıktı adamın. İkinci bağrına kanat çırpıyor be. Ay artık bunun finalinde benden nikah şahidiniz olur mu? Öyle değil mi? Aa, öyle hemen evlilik olmaz Cuma Usta. Önce bir münasip şekilde tanışalım. Bakalım kaynaşabilecek miyiz? Sonrası zaten kısmetse olur. Yani kaynaşırsınız tabii ya. Kaynaşamayacak ne var? Ben size çok güzel sürpriz bir akşam yemeği organize ediyorum evde. Tamam mı? Böyle şamdanlı, mumlu falan. Artık romantik ortam benden, gerisi sizden. Bu yaştan sonra şu kalkıştığımız işlere bak. Kalkıştınız, kalkışamadınız can. Geçen elma zaten bu yaştan sonra daha ne olacak son şansın. Köprüden önceki son çıkış. Aa, aşk olsun ama. Aşk olsun tabii. Şaka yapıyorum. Ben de aşk olsun diye uğraşıyorum. Öyle değil mi bakalım?
Uçak masrafı da çok olacak ama neyse artık ben onun cebinden de harcarım. Esin. Efendim. Bak ne diyeceğim. Akşam için yani ikimiz baş başa ben böyle güzel bir organizasyon yaptım da. Yani şu çocukların evlenme meselesini bir halledek. Ondan sonra yani gerisi hep bizim. Emin misin Şevkat? Bak tutamayacağın sözler verme. Tabii ki eminim Esin. Allah Allah. Akşam 9'da ben seni arayıp mekanı bildiririm o zaman. İyi tamam. Aman baba biraz yavaş ye. Dokunur filan. Hiçbir şey olmaz bana. Babasını düşündüğünden değil ha. Akşam kız istemeye gideceğiz ya. Daha. Bünyamin oğlum. Benim canım baklava çekti. Tamam baba. Akşam kız istemeye giderken baklava yaptırırız orada yersin. Abiler. Merdan'ı gördünüz mü ya? Yok Selam'ı görmedik. Şey, Üzeyir. He. Lan Üzeyir. Ne var be? Merdan'ı gördün mü lan? Yok görmedim bilmiyorum ben en ufak bir bilgim yok. Oğlum o el kol nedir lan manita mısın bana trip yapıyorsun hayırdır? Sen Norveç'e git abi. Sen el alemin adamlarıyla şu çocukluk arkadaşını burada bırakıp Norveç'e git abi. Anlaşıldı. Anlaşıldı da ben şu an o modda değilim yani uğraşamayacağım seninle. Oğlum gördün mü görmedin mi insan gibi söyle daha. Gördüm ne olacak işleri varmış. Heyecanlı heyecanlı gitti. Yapma ya. Ulan ben şimdi çocuğa nasıl açıklayacağım bunu? Hayalleri yıkılacak yemin ediyorum. Gibi başlayıp Fransız usulü sofra kurdum ya. Baban da mı Fransız kontuydu acaba? Mis gibi be vallahi. Ben olsam ben bana aşık olurdum. İçimde hayvani bir romantizm varmış. Ben bile yeni fark ettim de şeyi fark edemedim. Çiçekler. Evet. Çiçekler. İşte bu Marika'nın bahçesinden gülleri de arakladım. Çok iyi oldu. Çok romantik bir ortam ya. Ay. Yemin ederim var ya bozkır bu sofrayı görünce şıp diye aşık olacak sesli şaha. Tabii ben de ikisinden de yüz görümlüğü alıp yolumu bulacağım ya. İşte bu kadar da. Bunlara birer tane böyle mum koymamız lazımdı. Doğru. Mum almam lazım benim. Hemen gidip mum almam lazım. Tamam. Kimse bunu halletmene. Onu ben halledeyim mi? Tamamdır bu iş. Planım tıkır tıkır işliyor yemin ederim. Harika gidiyor her şey. Hiç merak etme şimdi halledeceğim. Tamam kimse bozmasın burayı. Buna geliyorum ben. Çok güzel masa oldu be. Hadi hadi. Hadi. Buyurun. Hadi Şevkat, hadi. O da kim? Bünyamin. Bünyamin. Bazen o kadar şefkatli ki ona Şevkat diye seslenmek çok hoşuma gidiyor. Biraz daha koyakta gözleri doysun da. Geliyorum.
Adam ölmeden bir son dileğini de gerçekleştirecek bari. Miyamin. Hadi, hayırlı bir iş. Nerede kaldın? Biraz tedarik olaylarına girdim oğlum. Adamlara o kadar posta koyduk bari. Boş gitmeyelim dedim. Hadi yürü. Değil. Peri. Karıcığım. Sürpriz akşam yemeği ha. Vay 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 vay. Harika. Vay. Ya Gülperi yapıyorsun, yapıyorsun, kırıyorsun. Sonra özür diliyorsun be canım ya. Allah Allah. Gülperi. Selam sana Unlu Manitou. Dur lan. Oğlum indir. İndir boşuz da boşuz boşuz. İndir. Yavrum. Annen baban nerede yavrum? Anne. Kovboylar geldi silahlanın. Sen ya böyle kış kık kık koku falan. Bebe saplasın oku da sana göreyim ben seni. Anne. Ben beyaz adam hiç sevmedi. Oğlum onlar beyaz adam değil, misafir misafir. Beyaz adam diye sana dedi herhalde. İdris! Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Gel, gel bak. Burada kal, sesini çıkarma sakın ha. Çocuğum kusura bakmayın, bazen böyle sertleşiyor. Ya beyefendi, kusura bakmayın diyorsunuz da ya. Oğlanı galiba vermişsiniz. Uhu Allah muhafaza ya. Birimizin gözüne geçse kör olduk ya. İyi adamlara bir şey yapmaz. Buyurun buyurun. Ya ben anlıyorum. Radar var oğlanlar. Buyur buyur. Hayret bir olgu ya. Ben tarzını sevdim. Ancak ettiği lafı neyse. Ha, buyur. İyi akşamlar abi. Anam. Üzeyir kardeşim be. Sen azamet bana şöyle güzel bir meyve sepeti yapıversene. Havada aşk kokusu var. Meyve poşeti yapabilirim de sepeti yapamam ama. Onu sana söyleyeyim yani. Yap yap olsun hiç fark etmez. Yalnız senden ricam içine romantik meyveler koy. Şöyle aşk dolu, sevgi dolu bir poşet olsun. Tamam sen merak etme ya. Ayıp ettin. O iş bende. Nar, kırmızı, aşkın meyvesi. Portakal, turuncu. Herkes sever. Muz. Sana gelmez kivi, iç gıcıklayıcı. Anlatabiliyor muyum? Tüylü ya. Hepsinden koy kardeşim, hepsinden koy. Neden dersin? Yengenle aşk tazeleyeceğiz de. Bravo lan İsmail. Al. Ne kadar borcum kardeşim? Yok, gerek yok. İstemez ya. Olmaz. Aşk spesiyali bu. Ödemem gerek. İyi peki. Madem ısrar ediyorsun, 30 lira versen yeter. 30 lira versem yeter mi? He. Yok yok, 30 lira versem yetmez kardeş. Ben istersen böbreğimin tekini de sana vereyim. Nasıl olsa iki tane var değil mi la? Alt tarafı yarım poşet meyvenin. Nesi 30 lira? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kardeşim, aşkta cimri olmayacaksın, bu bir. Tıraş oluyorsun. Ne kadar? 20 lira. Damat tıraşı ne kadar? 200 lira. Sevgililer günü, gül aldın. Ne kadar? 50 lira. Gül ne kadar? 10 lira. Şimdi bu da gönül iş tarifesi. Ben buna sevgimi kattım ya. Öyle diyeyim sana yani. Anlaşılan bu haysiyetsiz Cuma'nın para gözlülüğü virüs gibi bütün mahalleyi sarmış. Al.
Başımın gözümün sadakası olsun. Kardeşim Allah bir bereket versin. Sana bir kardeş tavsiyesi. Sadece bunlarla olmaz kardeş. Bu zerzevatın yanına senin bir botanik olayına girmen lazım. Yani çiçek diyorum, çiçek. Çiçek de alman lazım senin. Ah, onu çok iyi dedin ha. Böyle gitseydim çok ucuza kaçmış gibi görüyordu. Yani. Ben en iyisi gidip teyzeme şöyle güzel bir buket yaptırayım. Abi ya. Aşkımız boy tatlasın. Hiç beş bal be. Yürü koçum seni kim tutar be. Bundan sonra sana üç boyutlu İsmail diyeceğim lan. Hoş geldiniz tekrarında. Nasılsınız Eşref Bey? Hasta olduğunuzu duyduk. Maşallah iyi gördüm sizi. Ben Azrail'i beklerken Allah yüzüme güldü. Bu benim büyük oğlum Bünyamin. Memnun olduk. Kaybolduğunu söylediler ya. Evet kayıptı ama ben herkese söyledim. Bir gün dönecek dedim benim oğlum. İşte döndü. Maşallah. Dedim ben bir kaybolayım ortalıktan bir süre. Ondan sonra ne yapayım falan dedim. Madem döneyim, döndük o şekilde yaptık. Efendim ben Niko Kalamaroğlu. Şefkati... Bünyamin benim eniştem. Çok şefkatlidir de kendisini çok severim, sadıktır. O yüzden kardeşine de kefilim efendim. Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Kızımız Serpil'in abisi de inşallah mülayim için böyle konuşur. İnşallah hayırlısı efendim. Aldık mı? Aldık mı kızı? Daha dur baba ya. Bu ne acele ya? Oğlum ecel peşimde. Bir gözüm toprağa bakıyor. O nasıl laf baba? Allah gecinden versin ya. Biraz sağlam. Sağlam biraz ya. Teyzene. Teyzenem. Aşkım benim, bir denem. Ana, gülüm benim ya. Sen benden önce davranıp bana sürpriz mi yaptın? Senin o kedi canını yerim ben ya, deli yarım benim. Çılgınım, bipolarım. Güzel hazırlamış. Teyzene. Teyzene. Hoş geldiniz Esin Hanım. Buyurun masanız hazır. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şefkat Bey'i beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Yok. Gelince beraber söyleriz. Teşekkürler. Aslında öyle bir niyetim yoktu ama madem böyle bir fırsat doğdu söyleyeyim. Tabii tabii buyurun. Şimdi bizim mülayim sizin kızla anladığım kadarıyla hani bir süredir konuşuyorlarmış, arkadaşlık ediyorlarmış. Yani birbirlerine gönül vermiş arkadaşlar.
Yani şimdi biz de tabii onların büyüğü olaraktan elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Ne yapacaksınız mesela? Mesela efendim... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Serpil'i, oğlumuz Mülayim'e isteyeceğiz. Hele bir kahvelerimizi içeriz, düşünürüz tabii. Bitti mi? Sevgili kayınçum, var mı başka söyleyeceğin? Yok, ben girdim, topu sana attım artık enişteciğim. İyi, o zaman daha girme topa sen. Bir dalda iki kiraz biri. Hayırdır? Asıl sana hayırdır Bozdur babacığım. Biz Sezen'le aşk tazeleyeceğimiz için kendisi sağ olsun bana böyle güzel, romantik bir sofra hazırlamış. Yanlış ama bu arada senden rahatsız olduğumdan falan değil ama... hani bu özel bir yemek ya, hanımla baş başa kalmak isterim ben şahsen. Ama sen hiç merak etme, şimdi içeri git. Ben masada kalan yemekleri böyle yarım ekmeğin içine koy, getiririm sana. Açlıktan ölmesin yani, korkma. Hız lan! Köpek mi besliyorsun lan sen? Yarım ekmeğin arasına koyarmış, bana getirmiş. Lan bir kere bu masayı tezen hazırlamadı. Benim canım güzel karıcığım Gülper'i hazırladı. Ben biraz erken gelince sürpriz bozulur gibi oldu ama neyse, olacak yani. Önemli olan niyet. Bozdur babacığım, sen yalnızlıktan iyice balatayı sıyırdın galiba. Gülper'e anne gitti ya, hani seni terk etti, kaba et gibi bir başına koydu ya seni. Gülper yapar öyle şeyler ama arada bir gelir, sonra da böyle gönlümü alır. Bak, patlıcan salata bile yapmış be. Biliyor sevdiğimi. Hayda, bu benim tezenemin sofrası değil mi yani? Lan oğlum, tezene bugün eve bile gelmedi ya. Bu bizim Gülper ile barışma yemeğimiz. Asıl sen kaybol lan. Çık git. Çiçeklerimi alırım ama. Bol başına çal. Keşke sen de acık düzgün giyinseydin. Kazakla bildiğin tiftik keçisine benzemişsin. İnsan böyle bir geceye hazırlanırken acık şık giyinir. Senden öğreneceğim lan temiz giyinmeyi, güzel giyinmeyi. Kazağımın nesi varmış? Lan, taktım şimdi ha. Evet, benim kayınço az önce sözü gerektiği gibi söyledi. Artık daha bunun üzerine... bence çok da konuşmanın bir alemi yok ya. Ayrıca söz gümüşse sükut altındır diye bir laf vardır, bilirsiniz. Sükut. Karıştırma devir, sürat devri. Ben hızlıca halledeceğim olayı, bırak. Buyursunlar Neslişah Hanımcığım, buyurun buyurun efendim. Kusura bakmayın, vallahi sizin statünüze, sizin böyle banka hesap cüzdanlarınıza layık rica bir ederim. Sofra değil ama kendi ellerimle hazırladım efendim, hiç merak etmeyin. Efendim, Türk mutfağının örneklerinden Fransız mutfağının en dibine kadar her şeyi hazırlamaya çalıştım, size layık olmaya çalıştım efendim. Buyursunlar, oturun efendim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bozkır Bey nerede? Aa, bu Bozkır Bey gelmek üzeredir efendim. Ben izninizle mutfağa geçmek istiyorum. İçecekleri hazırlayacağım. Vallahi inşallah yani ben mutfaktayım. Bir şey olursa beni çağırın, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Yani. Çok sağ olun. Evet, düşünelim dediğiniz. Düşünüyorsunuz mu hala? Ha, ne? Hayır, diyorum ki hani... belki düşünmenize biraz yardımcı olur. Ben şu tapuları da çıkartayım. Şöyle koyayım da. Kaçmış? 58 benim. Aç 86 dönüm. Bu ne ya baba? 8 dönüm arsayı getirmişsin adamlar. Ayıp değil. Vallahi yırtar atarım ben bunu ya. Böyle şey mi olur ya?
çocuklar kaldı sende. Gerçekten de sükut altınmış, bunu bir kez daha anladık. Adeta bir cenaze sessizliği oldu ortamda ya. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tabii. Hadi gel kızım. Aldık mı? Dur baba, az kaldı. Son viraj. Alo Sanem. Çok iyiyim. Yok, arsayı bulamadık ama ben hayatımın erkeğini buldum tekrar. Yani bütün kapılar şefkate çıkıyor. Ya Sanem, görsen o kadar romantik, o kadar güzel bir yemek hazırlamış ki bizim için. Yok, kapatmana gerek yok. Zaten o yolda, ben onu bekliyorum şimdi. Bozkır Bey değil mi? Ben de sizi bekliyordum. Siz kimsiniz hanımefendi? Neslişah Saygın ben. Memnun oldum. Memnun oldum da... Eve nasıl girdiniz? Cuma Bey söylemedi mi? Bir tanışma yemeği hazırladı bizim için. Haberiniz yok muydu? Bu şeyin yemeği değil mi? Ya neyse, oturmaz mıydınız? Ulan Cuma. İçecek bir şey acaba. Turşu. Oo, bakliyat turşu, burada. Ne var burada bir şey değil. Ay, her turşu yemin ederim içecek hiçbir şey yok. Ah Gülper ya, bu kadar turşu kurarsan adamın içini eşkitirsin öyle işte be. Sen, oho, bu ne be? Evde sudan başka içecek tek şey bu, o zaman Allah'ını seversiniz ya. Ay, nasıl bir kültüre sahipsiniz siz acaba? İskirto gibi olmuş bu, sirkeyi de geçmiş yani. Ay. Tadı nasıl acaba? Fena iyi be. İyi. Biraz sanki kıvamı kaçmış gibi ama sen... O kısma böyle gidip kavuşur. İnsan mı? Fena değil mi? Eminim ejderha gibi oldum ha. Yemeğin yanında gider mi acaba bu ya? Bağlağı akışını bırakmak lazım artık, inceldiği yerden. Kopar mı, bağlanır mı, onu şey yapamadım ama ben... Oldu bu iş biraz. Stresimi aldı mı sanki benim ya? Gerçekten evet. Biraz stresimi aldı mı? 8 parmağım var lan benim. Nerede lan 2 parmağım benim? Parmaklarını... Buradaymış ya, sakin, stres yok. Tamam, sakin ol. Ya baba yavaş, dokunacak sonra. Oğlum yıllardır bu anı bekliyorum ya. Ecel kapıda. Ne yiyorsun kör? Evet. İdris Efendi. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Artık top sizde. Bize münasiptir. Tabii ki asıl karar kızımızın. Ama abisinin olurunu da almak lazım. Neticede bizler gideceğiz. Aile büyüğü oğlumuz kızın abisi. Ha. Bu mu abi? Yok, bu fasulye küçüğü olan. Ha. Fasulye çok sevdi sen ha. Öbürü nerede, büyüğü? Yok mu kendisi? Yolda gelinle birlikte geliyorlar. Ha. Alacağız. Gelin he derse bakalım. Evet, onu da istiyorsan sen sor. Mülayim. Evet Serpil. Eşim olur musun? Evet. Hadi hayırlı olsun o zaman.
Abi gemi. Aslan olur, kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Allah'ım. Çok şükürler olsun sana Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Eşşede. Ay! Ay bir şey oldu adama. Baba. Baba ne oldu baba? Yani biliyorum böyle çok damdan düşer gibi oldu. Ama zaten aşk da öyle bir duygu değil mi? Ansızın gelir ve yerleşiverir insanın yüreğine. Yani şimdi Nişah Hanım. Evet. Bu arada umarım hediyenizi beğenmişsinizdir. İyi bir ustanın elinden çıkma. Onu siz aldınız bağlamayı. Gönlümden kopan küçücük bir jest diyelim. Tanışmamızın şerefine. Teşekkür ederim. Zahmet buyurmuşsunuz da... ben evliyim Neslişah Hanım. Biliyorum. Haberim var. Boşanmak üzereymişsiniz. Yok. Yani... daha henüz belli değil. Gerçi... Gülperi evi terk etti ama... yani... sizin de duygularınıza saygı duyuyorum. Kusura bakmayın yani. De. Anladım. Anladım Bozkır Bey. Gitmemi istiyorsunuz. Yani sizi incitmek değil amacım kesinlikle. Tabii, tabii. O zaman en azından o güzel sesinizden bağlamanızla bir türkü armağan edersiniz bana diye düşünüyorum. Yani elim boş dönmemiş olurum. Şey, tabii ben bağlamayı alayım da siz de o arada yani vakitte biraz geç oldu da. Baba aç gözünü baba. Ha, alo. Bak daha düğünü yapsaydın. Acil bir ambulans istiyoruz arkadaş. Baba. Ne oldu adama ya? Sıkadancağız gitti. Sen ne yapıyorsun lan? Sevkan, eğer bu iş olmazsa altınları kaptırmayalım. Lan oğlum adam orada ölüyorsa altınları ne oldu böyle? O şey yüksek tatlı yedi ya. Tatlıdan olmuştur o şey değil ya. Sezen'e. Ana İsmail. Ay ne kadar güzel çiçekler. Bunlar yoksa benim için mi? Senin için tabii Sezen'im. Son zamanlarda sana biraz ters davrandım. Lütfen beni affet. Ay ne kadar güzel bir sürpriz bu. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Asıl sürpriz evde bekliyor. Evde. Bir bakalım kim geldi. Ne diyorsun? Kim geldi? Gel de gör. Daha fena oldum galiba ya. Ay İsmail, İsmail. Beni ne hallere soktun sen İsmail ya. Dili gibi damlarda dolaşıyordun. Yanıma aldım seni nankör çıktın nankör. Dükkanda kapladık. Ay İsmail ah. Yemin ederim kurşunlara gelirsin inşallah. Harfiyat kamyonlarının altında kalırsın sen. Benim gibi bir usta sana köle olacak adam mıydı be? İçmeyip de ne ağrıyacaksın? Sigara takarsan böyle içiyorsun. Takmayacaksın bunları kafana. Ama taktığın zaman da öyle böyle böyle idare edeceksin aşkım ya. Ne oluyor ya?
Anne, baba. Senin ne işin var lan burada? Kardeş. Ne yaptın lan Eşref amca? Lan oğlum dur, kız istemeye dur, oğlum, gelmiştik. Dur, dur, dur. Oğlum dur, istemeye. Kimin değil lan? Anne mi? Lütfen sakin ol. Arkadaşım. İyi misin oğlum? Çok acıyor, çok acıyor, çok acıyor, çok acıyor şimdi. Beyaz adam, abimi rahat bırak dedim. Beyaz adamı da... Çekeyim bu kardeş. Neyse ambulansı aradık zaten, bari onlar seni koyarız. Delirdim sen. Ormanların gümbür tüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar giderim. Nazlı yarı kaybettim ağlar gezerim. Oha! Baba! Çezene! Vay seni çakal kayınpeder vay! Kaçak hep bir kes yakmıyorsak. Be! Baba kim bu hanımefendi? Oo, mucizevi bir ana şahitlik ediyorum şu anda. Ben size hemen tanıştırayım. Neslişah Hanım, tezene tezene Neslişah Hanım. Cicanen olur gelse öp bakalım elini. Ne? Nini. Biraz ara verseniz. Teşekkür ederim. Elimi tut dostum. La oğlum. Elimi tut. Ölmen, ölmen. Boşluktan geçmiş, ölmez. Sıkıntı yok. Alo? Şevkat, hani 9'da gelecektin? Bekliyorum burada, yoksun. Neredesin sen? Bu arkadan gelen siren sesleri ne? Ya bir aksilik çıktı da Esin, gelince anlatırım ben. Şevkat bak, burası çok güzel. Lütfen buraya gelip böyle aksilik falan anlatma bana. Ya kızı aldık. Üstüne mülayimin babası öldü değil mi? Ya Allah'tan mutlu öldü. Yani hani muradı nerede o açıdan. Ya adam mutlu ölmüş en azından. Aksilik deme bari. Ama işte aksilik ondan sonra başladı. Benim trafikte kapıştığım oğlan kızın abisi çıktı. Sen neredesin şimdi? Şevkat bak lütfen karakola gidiyorum deme. Yok, Niko'yu şey hastaneye bırakıp geleceğiz. Niko'ya ne oldu? Deldiler beni. Niko ok yedi. Ok mu? Ne oku ya? Ya bildiğin ok işte. Apaçının biri çekti, lah diye zapladı bu an. Ok yedi yani. Sen de yedin Şevkat. Gidiyorum ben. Dur dur. Alo ben geliyorum, bekle bekle. Çok acıyor. Gittin mal gibi herifin önünde, hedef tahtası gibi durdun la. Gidelim okuna mokuna, ben bunu çıkarıyorum. Şevkat, 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 Şevkat. Kardeş bas biraz daha la. Bu kadar mı gidiyor bu ya? Bas biraz daha, bas. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Kardeş.
Kardeş kolay gelsin. Benim nişanlım buradaydı da. Esen Hanım gitti. Nasıl gitti? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.